ikram da yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey, en iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Daha geç, 20 yaşında ve 9 aylık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Yozgatlı. Haftanın 3. gününde Ankara Akyurt'tan herkese merhaba değerli izleyenler. Bugünkü gelinimiz biliyorsunuz 4 aylık hamile Sena gelin. Evet, Sena'ya konuk oluyoruz. Yalnız şöyle bu 3 günü bir değerlendirelim. Hani bugüne kadar olan kızların hepsinin performansı çok iyi. Yani hani bir laf var ya, taşın altında kalırım, lafın altında kalmam. Hepsi maşallah çatır çatır kibar kibar ama. Hep kibar 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 konuşuyorlar ama en hazır cevap sanki Sena gelindi. Öyle değil mi Dışse, sen ne diyorsun? Bence de öyle Aslı Hanımcığım. Bu arada balonları fark ettiniz mi? Bir şey söyleyeceğim, yalnız farkındayım da şey gibi değil mi? Böyle bir sünnet düğününe geliyormuş gibi değil mi? Renkli kişiliğini bence kapıdan itibaren yansıtmış. Kim bilir bizi daha ne sürprizler bekliyor olacak. Hediyemi rica edeyim senden. Buyurun Aslı Hanım. Teşekkür ediyorum. Zilimiz nerede? Hoş geldiniz. Buyurun Aslı Hanım. Aa, Aslı Hanım. Hoş bulduk. Buyurun Aslı giriyorum Hanım. Artık. Buyurun. Oldu, ben buyurun. Gireyim bari. Sultanımız buyurun. Ay sultanım, sessiz seni. Buyurun. Gel öpeyim o zaman. Buyurun Aslı Ay, Hanım. Ay güzelliğe şıklığa bak canım benim. Çok Ay, teşekkür ederim. Güzel sözlerin için. Buyurun Aslı Hanım. Salon ne tarafta? Buyurun Aslı Hanım bu tarafta. Kapıyı kapa sen. Aslı Hünel ve gelinimiz salona geçerken hadi hep birlikte evi şöyle bir gezelim. Sena gelin salonunu modern avantgard tarzda dekore etmiş. Gold'u çok seven gelinimiz mutfağındaki detaylarda bol bol kullanmayı ihmal etmemiş. Burası da Sena gelinin yatak odası. Beyaz ve gold birlikteliği yatak odası mobilyalarında da mevcut. Senacığım nasılsın? İyiyim aslanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bebiş nasıl? Bebiş biraz yorgun, stresli, heyecanlı. Aa, sakın stres yasak. Evet aslanım. Yasak hayatım. Aynen. Ay, taşlarını da Ay, severim. Teşekkür ederim aslanım. Sen de makyözsün galiba evet. Değil mi? Evet aslanım. Bunları sen yapıştırdın o zaman kendine. Evet. Evet, bakıyorum elbisenin renginde de far sürmüşsün. Ay evet aslanım, teşekkür ederim. Gözünüzden de kaçmıyor. Hiç kaçmaz tabii ki. Bu hafta dikkat ettin mi? Güzellik uzmanı, işte makyaj uzmanı 2-3 arkadaşım evet, daha evet, var. Evet, meslektaşı. Aynen. Değil mi? Bayağı toplanmışız. Ama şimdi evlendikten sonra sen işi mi bırakmışsın? Aynen, ben bıraktım aslında, ev hanıyım artık. Artık çalışmayı düşünmüyor musun? Yok, düşünmüyorum. Bebek. Aynen. Bebek eşim istemiyor bir de. Kaç yaşındaydın? 20. Ya daha çok gençsin. Evet. Belki hani biraz bebek böyle hani yani, evet. Ayaklandıktan sonra olabilir. Belki düşünürsün. Aynen aslında. Peki eşin kaç yaşında? 27 yaşında. Ne iş yapıyor? O kendi mobilyacı, imalatçı. Güzel, Allah iş versin hayatım. Sağ olun. Peki kızlar gelmeden sana bir şey soracağım. Tabii ki. Kimi kendine rakip görüyorsun? Kimseyi tabii ki de Aslı Hanım. Ben Aslan Burcu'yum. Ben kimi rakip görebilirim kendime? Yalnız bak Cansu da mı aslandı? Cansu da aslanmış. Ama nasıl aslan? Yükseleni yani. Balık falan mı onun? Benim bayağı yükselenim de akrep yani. Bu arada. Ne? Evet aslanım. Hayır. Akrep mi dedin? Evet aslanım. Hem aslan hem akrep olunca aynen. Böyle bir şöyle bir kendimize gelelim. Estağfurullah. Kapı çaldı. Aa kızlar geldi evet. Aslanım. Ben ikram edeceğim. Aynen ben gidiyorum. Hadi alayım. Güle güle. Teşekkür ederim aslanım. Ay sonunda gördüm simiti de. Evet. Ankara'nın simiti meşhurdu. Ne zaman göreceğim, ne zaman göreceğim? Bugün gördüm. Bakalım kızlar ne diyecek simit olayına. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ne haber, iyi misiniz ya? İyiyim canım. Sünnet düğününe mi çağırdın bizi? Ne yaptın? Bunlar ne böyle? Kızlar sizi renkli renkli balonlarla aha. Karşıladım ya. Sena'cığım bence birinin içeride doğum günü var. Sürpriz yaptım tabii size de değil mi? Tabii ki de kızlar. İlk önceliği bir dakika. Ay. Ne yapıyorsun Sena? Yani boş çıktı. Nasıl boş çıktı ya?
Sen kadar. Sen bize ne patlattın? Anlamadım ne? Kızlar sen... gerçekten ne? Boş çıktı gerçekten. Kızlar bir bakın bize boş konfeti patlattı ve çok güzel bir şey. Gerçekten boş. Zaten ortada fazla bir şey görüyorum. Tamam kızlar. Bir dakika kızlar. Dış ses şunu sana vereyim, tepsimi alayım. Buyurun bir de bir oyun havası alabilir miyim dış ses? Hemen geliyor Sena. Sena'nın giriş karşılamasını biraz saçma buldum. Doğum gününe gelmiş gibi hissettim. O balonlar bence çok saçmaydı. Gereksiz buldum. Sünnet düğününe gelmiş gibiydi. Çok gereksizdi. Konfetiler, balonlar. Ne alaka? Benim bir şey dikkatimi çekti. Uyanık ve zeki bir kız. Neden? Dön üç tarafa doğru. Helal olsun. Bu aplikler ne? O ampul yani basbasit. Perdesini alıp da koltuğunu uyduramayan bir insanı da ben bilmiyorum. Sena daha kolaya kaçmış ve halı da kesinlikle buranın halısı değil. Zorlama bir mutfak asla. Olmuş. Benim mutfağımdan sonra böyle mutfağa girince fiyasko oldu. Aa, gerçekten. Yapar. Yapar. Bu yatak odası için bu konfeti fazla yani. Aslanım. Ne? Ben kınayı streçe yaktırdım. Streçe mi? Evet. Gelin evini yöresel yemeği. Bıktık artık. Bir yerinde olsam bunu misafirime çıkartmazdım. Her bayram önce kendi ailesini ziyaret etmenizi istese ne yaparsınız? Sıkıntı çıkar. Az sonra. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hayatınızda lokma mı var? Evet. Aynen Aslı Hanım. Yiyorsunuz. Güzel mis gibi. Çok güzel. Çok güzel. Ankara tabii. Çok lezzetli. Her zaman yiyorsunuzdur siz evet, Ankara'nın meşhurusunu. Aynen. Evet. Kahvaltıda olmazsa olmazımız. Gevrek diyelim. Ankara'nın gevreği. Evet. Gevrek diyorlar. Evet. Böyle sizi havalı havalı karşıladı. Evet. Gümbür gümbür Aslı Hanım. Simit değil de yani ben eşim Çubuklu dedi. Bir turşu falan çubuk beklerdim. Çubuk turşu mu? Evet. Yani neden simit? Ben simidi her gün yiyorum. Turşu da tamam ama yani yok ben mesela yani. Yöresel leblebiyle karşıladım. Turşuyla beklerdim. Turşu bilmiyorum. Ben yemeğimde yöresel yemeklerimi zaten tattıracağım kızlara. İnşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Turşu da hani belki hani farklı bir anlam çıkartabilirdiniz. Hani evet. Siz turşusunuz, turşu gibisiniz. Turşumuz çıkmış gibi miyiz? Bir de turşumuz çıkmış gibisin ben. Bir de bizim ben. Turşular çok sarımsaklı olur aslanım yani yiyemezler falan. Ay sarımsak iyidir hayatım. İyidir bol tabii ki. Antibiyotik, doğal antibiyotik, evet, limon, sağlıktır. Sarımsak, sirke. Aynen öyle. Ay bol bol turşu yemek evet. Lazım. Gribe var ya, gripse var diyorum ben. Evet, evet aslanım. Ay nereden ben açtık çok yiyorum. Konuyu ya? Pandemi de bak dönerken çubuktan turşu alayım giderken. Allah sana çok aslanım. Güzel. Muazzam oluyor. Evet güzel bir karşılama mıydı? Balonları anlamadım. Balonlar ne alakalı? Sizi renkli renkli karşıladım. Daha ne istiyorsun? Gün, en azından gün. Hepsini aynı boyda şişirseydin daha güzel. Biri küçük, biri büyük. Onu yani bir heyecandan oraya kadar şey. Aynen tek tek nasıl bir de çocuk var biliyorsun. Bir şey yani. Hay Allah dur. Yani bu elinizde böyle tutacak mısınız programın sonuna kadar? Ben yiyordum aslında. Ben bir küçük alabilir miyim? Küçük alabilirim. Üstümüzde dökülecek. Yani en azından aynen. Kenarına koysan devam aynen. Ederler sonra. Evet kenara koy. Ya da yiyin devam. Yani anladın mı? Sam çok dökülürüm. Yazık ev yapmayayım. Sen yiyin Allah'ım. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Siz dün böyle yaptınız saçınızı ya hani ben de birazcık beğendim. Çok güzeldi. Ay, kendime de yaptım. Beğendin. Evet çok de güzeldi. Değişik yaptım. Bugün böyle. Çok şıksın. Kendi saçlarından taş yaptı bravo. Bana. Bravo. Tuğba. Ha? Nasıl bravo. Olmuş? Çok güzel. Çok aslanım yarın da aynısını yapar gelir Sultan. Sultan yap vallahi aynısını yap göreceğim. Yarın da bu saçı yani görmek istiyorum sende. Yani asla sizin kadar güzel olmaz ama yani yapmış oldum bugün. Siz daha güzelsin. Ah, teşekkür vallahi ederim. Yapıyorum. Aşkım hediyeni aç. Ay Aslı Hanım teşekkür ederim. Rica ederim aç bakalım beğenecek ay, misin? Ne biraz ağır. Evet. Ay çok güzel kırmızı. Kutusu kırmızı. Da çok güzel. Evet ya gerçekten. Oh, çok şey. Aslı Hanım resmen beni yansıtıyor. Ay çok şey. Şunu da gösterelim. Ya. Dur bir dakika kalkacağım şöyle göstereceğim. Bak şimdi bak. Duvarda.
duvarda. Aynen. Aslında bunu düşüneceğim oldu. Gerçekten. Vallahi düşün, neden olmasın bakayım ben. Çok güzel ben, oldu. Mutfağında yer varsa böyle şeyler, mutfakta sanki evet, daha aslında iyi oluyor. Aynen, bakalım. Burası daha sanki çok güzel oldu. Değil mi? Perdelerin rengiyle güzel kombin çok oldu. Çok teşekkür ederim. Çok zevklisiniz gerçekten. Hayır, aynen. Benim. İyi günlerde kullanırsın hayatım benim. Biraz ağır. Biz yardım edelim. Ben alabilirim. Aşkım harikasın. Ay, kaldırmasın. Size zahmet. Tabii hadi ki. Sen de sunuma geç istersen. Aynen, tamamdır. Tamam mı? Hadi gel gidelim beraber. Hadi, gidelim. Hadi kolay gelsin. Ay teşekkür ederim. De, simitleri de götür. Ay hiç bana da simit vermedi ama ne? Evet aslan. Neyse diyetteyim diye herhalde bana vermedi. Şeydi ben, beni de böyle, neydi bunun adı? Konfeti. Konfetiyle beni karşıladı. Bizim de karşılık. Bizimki boştu Aslı Hanım. Evet, bir boş ses verdi, ya görüntü yoktu. İcraat yok. Ya bir şey söyleyeceğim, bir de hamile anladın mı? Evet. İnsan bir irkilir, korkar. Aynen. Kolay gelsin Sena. Misafirlerine neler hazırlıyorsun bakayım? Dış ses bugün ikram olarak sodalı kahve yapıyorum. Çikolata toplarım var. Ama sen dün Cansu'yu kahve yaptığı için eleştirmiştin. Evet, dün Cansu'yu eleştirdim çünkü bana kahve verdi. Ben hamileyim çünkü yani hani düşünmesi gerekiyordu. Çok düşüncesizlik yapmış yani. Ya Cansu da bugün seni eleştirirse? Ne de eleştiremez çünkü kendime ballı süt yapıyorum dış ses. Kahvenin yanında bir şey var mı? Kahvenin yanında çikolata toplarım var. Çikolata topları ev yapımına benziyor. Nasıl yaptın anlatsana biraz. Üstü fındıklı, içi kekli, içi ıslak kekten yaptım. Üstünü çikolataya batırdım, üstünde de fındıklar var. Ah taştı taştı. Sodayla mı yapıyorsun yoksa sen kahveyi? Evet sodayla yapıyorum diyeceğiz ama kısmetimiz taştı gerçekten. Bayağı köpüklü bir kahve bekliyor kızları bence. Sence sodalı kahveyi beğenirler mi? Tabii ki de beğenecekti. Siz sen sodalı kahve içmişler mi acaba hayatlarında? Böyle köpüklü köpüklü içecekler bir de daha ne istiyorlar? Bu formülü sen mi buldun? Tabii ki de kendim buldum. Daha önce yaptıkların beğenilmiş miydi? Gerçekten çok güzel oluyor dış ses. Ben şuradan bir balımı alayım kendime. Cezven bakır mı? Ben cezvemi göstereyim dış ses. Özel bakır. Gerçek. Dikkatini çekerim. Keşke kahveyi de gerçek bakır cezvede yapsaydın. Ya elektronik varken yani niye uğraşayım dış ses ya? Bana özel bu. Senacığım süte bal koydun. Fazla ısıtmaman gerekmiyor mu? Sütüm taştı. Bugün de taşan taşana. Önce kahve, şimdi de süt. Bakıyorum da çok kısmetlisin. Ay evet bugün kısmetim kabarıyor da kabarıyor gerçekten. Dış ses anlamadım nasıl olacak böyle ya? Bakalım ödül konusunda da böyle kısmetli olacak mısın? Tabii ki de kısmetliyim. Bütün ödüller bende dış ses. Ah Sena ah kahve makinesinin düğmesine basmamışsın. Yok bastım da çalışmıyor neden? Çünkü çok dolu. Kızların kısmeti çok kabarık bence. Ama bütün köpüğü lavaboya gitti. Ay aksiliğe bak dış ses nasıl olacak böyle kızların dilinden düşmeyeceğim gerçekten ya. Bir de bugün çok iddialıydın ama daha şimdiden bir sürü aksilik çıktı. Tabii ki de iddialıyım dış ses ama yani böyle aksilikler olabilir tabii ki de kızların kısmeti taşmış ben ne yapabilirim? Artık kısmet mi diyeyim nazar mı bilemedim. Bence nazar gerçekten göz var. Gerçekten göz var. Şaka bir yana konuşmaktan iş yapamıyorsun farkında mısın? En iyisi ben seni salonda bekleyeyim. Tamamdır dış ses. Ben hazırlayıp geliyorum hemen. Geldi geldi kızımız da. Teşekkür
Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Aslanım. Aslanım. Şu kahvesi. Evet. Kendine de süt. Evet Aslanım. İyi yapmışsın. Evet, ballı süt. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz hanımlar? Ben gold'u çok seviyorum. Gayet uyumlu buldum. Ama bu peçeteyi maalesef uyumlu bulamadım. En azından farklı bir peçete suna. Nesine uyumlu bulamadım? Beyaz. Aynen. Beyaz ama... Kalitesi mi biraz? Aynen. İnceliğinden sebep mi? Nasıl olabilirdi daha farklı? Hepimizin evinde günlük kullandığımız bir peçete daha farklı bir peçete olabilirdi. Sunumu çok şık çünkü. O yüzden bunun yanına yakıştıramadım. Tamam. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Fincanların fiyatı ne? Fincanların fiyatı 800 TL aslanım. 800 TL, evet. Ben de çok beğendim aslında aslanım ama çok böyle şık bir sunum tepsisi, işte bu sunumluk, buralar gold detaylar, peçete ona keza öyle. Bu acaba bir tık daha mı sade olsaydı böyle dümdüz bir bardak hani evet hani şu altı gibi. Kesme olmasa. Evet kesme. Sanki hani orada biraz sadelik olsaydı birbirini daha iyi tamamlardı diye düşünüyorum. Aslında güzel tek başına ama burası çok şık. Evet. Orada da hareket olmasaydı sanki şurada daha iyi olurdu. Şurada mesela şunlar var. Evet işte. Aynen. Orada her hareket, yerde. Orada hareket. Aynen öyle. Bunları kaça aldın? Onlar da tanesi 35 liraydı aslanım yani. Bu ne? O çikolata topları yaptım aslında. Sen mi yaptın? Aynen ıslak kek. Wow, ellerine aynen. sağlık. Görüntüsü çok afiyet güzel. Olsun. Evet, güzel görünüyor. Afiyet olsun. Yaz benim bir şey dikkatimi çekti. Ne yazdığını? Sen çok uyanık ve zeki bir kızsın. Neden? Çaktırmadan göstereyim. Dönün şu tarafa doğru bakayım. Ya, şu tarafa doğru dönün. Tamam. Dönün, dönün. Ya bir dönün. Tamam. Dönün. Ha, dönün ama bana güvenin ha. Ne olasını? Şurada şey mi vardı? Çıkarttım onları. Evet. Var. Ya. Aslanım. Helal olsun. Şu deliklerde bir şey var galiba. Evet. Şurada delikler var. Evet. Tepsinin şuralarında. Aynen. Bizimki açık zaten. Muhtemelen. Tabii tabii. Burada hani bunlar bu kelebekli böyle aynen, altınlı gümüşlü. Değil mi? Evet, evet. Ama ne zeki. Siyahlıydı böyle. Alkışlıyorum seni. Şimdi bu tepside bu işte sarı gümüş oldu mu sırf yorum yapmayın diye değil mi evet, çıkardın? Evet aynen öyle aslında. İlk de çıkarmış. O kelebeklerde gümüş detayı, siyah detaylar falan hiç hoş değil. Ama kaçmaz. Herhalde işimiz bu biliyorsun. Mesela onu şöyle de yapabilirdin. Şurasına şunu koyardın. Evet aslanım. Hani böyle çaktırmasa onu ben de görmezdim. Heyecandan dikkat bak deliği kapatırdın. Aynen. O kadar da... Evet. Değil diyorsun. Evet, bak evet. Görmedik deliği gördün aynen. mü? Ama aferin çok zekice. Teşekkür güzel düşmüşsün. Aslanı. Bu gelinler ona da takılırdı. Aynen evet. Galiba. İyi ki bence olsa aslanım. Da şık olurdu. Hayır, siyahlı, gümüşlü. Evet evet. Görünmedi. Biz anladık. Yok yok aynen. Böyle de güzel Allah için. Evet güzel. Buradan yürümeyin evet, sakın. Aynen. Güzel. Tamam. Hı. Ya hadi o zaman hem yudumlayalım afiyet hem olsun. Salonumuzu yorumlayalım. Sena Gelin'in salonu modern avantgard tarzda dekor edilmiş. Kadife oturma grubu krem ve antresit olarak kombinlenmiş. Gold detaylı yemek masası ve kadife sandalyeler salonun tarzına uygun. Ancak lacivert fon perdenin devamlılığı maalesef yok. Plexi duvar saati ve statik gold gövdeli aplikler birbirine yakışmış. Fakat apliklerle kristalli led avize için aynı şeyi söylemek zor. Son olarak dekorasyondaki bütünlük açısından gold tonlarının birbirine yakın olması gerektiğinin altını çizelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Senden başlayalım Hatice'cim. Sener'cim salonun gold genel olarak. Evet. Ben gold'u çok seviyorum evet. kendim. Senin fonların lacivert, sandalyelerin füme, antresit rengi. Hı-hı. O konuda uyumlu bulamadım birincisi. İkincisi halın kanepelerine uyumlu değil, koridor halısına değil? Benziyor. Nasıl yani? Bence nasıl? Biraz daha koyu olsa patlatırdın. Ya da tek renk olabilirdi. Aynen. Bir de boruların ev sahibiyim dedin. Evin evet. kendinin olduğunu biliyorum. Evet, oradaki güzel. Boruları başka bir şekilde kapatabilirdin. Ya onu nasıl kapatacağımı aslında hiç fikir ya hiçbir şey bulamadım. Siz de Senacığım söyleyeyim ben sana. Aynen. Eşim mobilyacı. İnce bir suntayla oraya dolap gibi bir şey yapıp evet, arkasını çok duruyor aslında. Çok ya. Kötü, çok güzel durur. Sana kanepe yok muydu burada? Kanepe vardı da şurası şöyle şurası gözüküyor. Orada normalde kanepe var ya biliyorsunuz. Bence yine misafir olarak geldiğimde otururken görüyorum. Bence kötü bir görüntü olmuş. Çok ince 20 santim, 10 santimlik bir dolap gibi bir şeyle geçirilebilir. Daha evet, şık durur. Bunu da salonda düşün. Aynen. Evet. Ederim. Şunun cevabını alalım mı? Alalım. Hani neden aynen. lacivert tercih ettin fonlarını? Evet aslanım hani şöyle. Hani krem, efendim antrasit dediği gibi. Evet. Hani neden lacivert? Evet
Aslanım şöyle, bunlar benim özel dikim. Ben bu koltukları görmeden diktirdim aslında. Düğünüme bir ay kala geldi. Hı hı. Ve ben bunun fotoğrafını gördüğüm şekliyle fonlarımı uydurmaya çalıştım biraz. O yüzden biraz tonsür ton olmuş olabilir, haklısın. Kumaş alsaydın keşke kendine. Ya onu... renk. Tonsür ton değil de o farklı. Nasıl farklı. Yani o tonsür ton dediğimiz şey gri aynı rengin. Olur. Yok, ton gri ya da şey fark etmez. Aynı rengin birden fazla tonu onları demektir. Yani ben aslında bana uyum bir tık mesela şey açık rengi bence bir koltuğum. Tık değil çok, biri tam böyle farklı. Işık yanına saks mavisine biri benziyor. Evet, biri de derin. Olabilir, evet. Sen nasıl oldu yani, hani önce koltuğu mu aldın, fonu mu aldın? Ya, ilk koltukları ben dikime verdik aslında. Hazır ben fotoğrafta beğendim. Tamam, yaptırdın. Yaptırdım ama gelmediği için perdelerim yetişmeyecekti. Ha. O yüzden perdelerimi seçmek zorundaydım. Nerede, nasıl seçtin perdelerini? Şeyde fotoğrafta gördüğüm kadarıyla koltukçu fotoğraf attı o şekilde. Fotoğraf kumaşı yok mu lazım bir şey? Yok. Koltuğu nerede yaptırdın? Sitelerde bir imalatçıdan. Şunu diyeceğim, sanki Fizan da yaptırmış da gidemiyormuş, kumaşı göremiyormuş. Aynı. Yani evet. Yanına getiremiyormuş gibi konuşuyor. Sadece kızlar o ara gerek yok ama hani. Düğünden sonra da yaptırabilirdin ne ama. Ne biliyor musun? Bunlar hani evin büyük ve çok önemli eşya. Aynen. Ya. Tabii. Bunlar hani emek harcanmaya değer şeyler. Evet, çünkü ha deyince her zaman yaptırabileceğiniz bir şeyler değil. Evet. Yani şu perdeleri mesela, fonları kaça yaptırttın? Bayağı bir miktar tutmuştu ya. Ne kadar? İkisi birlikte bu salon 4500 TL. Hah. Kanepelerin ne kadar? Kanepelerim de 20.000 liraya geldi. Yine uygunmuş. Yine uygunmuş. Ama normalde daha da pahalı olabilir. Evet, o sebeple bunları biraz daha hani katalogdan ziyade dokunarak, bakarak almak mantıklı. Bir de yetişmesi bile aynen. Düğünden sonra da yaptırabilirsin. Bizde şöyle bir şey var aslanım. Hemen biz balayına gidiyoruz. Balayından sonra gelir gelmez ev görmesi denen bir şey var maalesef bizim yöresel adette. Yani o sıra perdeler... Kimler gördü evi? Kimler gördü? Aynen. Şey aslında eşimin taraf, benim tarafım hani. Ne oluyor yani? Lan sıraya mı giriyor? Ama aynen. Ne kocanın adı dur. Erdal. Erdal'la Sena evlendi, görmemiz lazım. Ne zaman geldi? Evet, şimdi geldi. Yani, hadi gidelim, hadi gidelim. Eşimin tarafı tam o şekilde. Ne diyorsun ya? Evet maalesef. Siz valizi koydunuz, misafiri aldınız içeri. Ay olmaz. Yapmayın ya, gençler bir nefes alsın. Ben buradan merak etme. Sizin sesiniz oluyorum her zaman. Yapmayın bu insanları. Ama aslanım bir şey söyleyebilir miyim? Yeni gelin evi görmesi artı bir de hediye getiriliyor. Tabii getiriliyor. Hani, evet. Hediye de mi var? Evet, hediye var. Ne geldi? Sen de dur şimdi, hediye varsa işte. Evet. Aferin. Tabii iyi yapmışlar. Tabii gelecekler eve. Aynen. Hemen balayı sonrası tak. Kapıda aynen. Bütün hepsi dizilecek tabii. Anladım, kendi tarafım gelebilir de biraz eşimin. Hayatım şimdi bu uyumsuzluğa sen kılıf bulmaya çalışıyorsun diyecekler. Kesinlikle. Kılıf bulma. Evet Hazan. Düğünden önce bunları hazırlayacaktın madem öyle. Aslında biraz bir de... eşimin aksiliği. Aa, gerçekten. Aksi midir? Eşimin aksi değildir ama işleri o kadar yoğun ki gerçekten aşırı yoğun. İkizler burcuydu o zaten. İkizler burcu aslanım. Aslanım bir şey söylemek istiyorum. Şimdi imalat dediğin yerde bunların katalogları oluyor. Yani koltukları mesela resmini de beğeniyorsun. Hı. Sana Kartela. Canlısını da gösteriyor. Evet, aynen katalog. Bir de aslında küçük... aynen koltukçunun azizliği de oldu bu arada. Ben bunu antrasit gri istedim. Tam antrasit gri gerçekten. Tam antrasit gri gerçekten. Ama değil aslında, biraz lacivert. Hayır bir lacivert gibi değil. Sanki. Yok tam antrasit rengi. Ben mi yanlış biliyorum acaba? Hayır. Galiba. Sena bence antrasit rengini bilmiyor. Eşi zaten mobilya sektöründeymiş. Bunu kolaylıkla halledebilirdi ama bence işte özenmemiş. Seni o zaman acı gerçekle şu anda karşılaştırıyoruz. O antrasit bu lacivert. Çünkü halım da o şekilde fark ettiniz. Mavi hafif mavi. Içinde evet, var mavi, bir. Evet mavi, o yüzden söyledim yani. Var bir grimsilik, aynen. Böyle bir lacilik. Gri, de, gri mavi tonu gri, karışık. Mavi, aynen. Değişik. Aynen. Ara tonda en bir şey. En güzeli ne biliyor musun? Kumaşçıdan bir parça kumaşı evet. Alacaksın. Evet aslanım gerçekten. Perdecine öyle gideceksin. Ben yastığınla gittim. Aferin. Aslan. Evet aldım gittim. Ben de. Aynen, çok ben hatta güzel. Şey yapıyorum mesela, kırlentleri desenli seviyorum, evet, farklı evet. Karışık. Hani bu mesela ana renk bu ya, izleyicilerimize de söyleyeyim. Ana renk diyelim ki ekro. Bunun yanına böyle nasıl kombinler olur? Aynen. Kumaşın biri gitti biri geldi, biri aynen. Gitti biri geldi. Perdelere tuttum ben. Ben de elimin altında tuttum böyle. Ay merak çok iyi.
Bak sen de ne çok zaman yarın bendeyiz. Yarın bendeyiz. Göreceğiz. Hadi zaman. Bakalım. Ama aslanım şöyle bir detay var. He. Yani koltuk kumaşıyla perde kumaşı mesela aynı olmuyor dikili. Evet evet, yani evet aynı. Şey olarak ton olarak ya sen olaylama canım senin güç çok farklı. Ama hayır gerçekten öyle aslanım. Kolay ya. Değil hakikaten bunu seçmek zevk ister. Ama bir son dakika oldu benim iş biraz. Anladım. Yani. Şimdi acene duvarımıza geldi. Gelelim. Evet. Aslanım şu... gelmeyelim ne bence olur. De İki gündür saat saat dedi. Bugün saatini gördük. Neden? Neden ben bunu aynaya bilmiyorum? Bakalım. Hemen sana aynaya bakın bir yere. Hemen nedene cevap vermek istiyorum. Yani bu burada kristal, gold bir şey sallanıyor. Oo düştü bir saniye. Düştü azizlik. Ya bir dur bir dur bir. Belki beğeneceğim bir dur. Tamam. Yani burada bunu hani buraya koydun diyelim. Evet. Bu aplikler ne? Neden? Yani sence bu avizenin apliği bu mu yani? Değil. Burası parlak kesinlikle gold, değil. Orası mat gold. İçinde bir ampul var. O ampul yani basbasit yani ne bu? Ne koyabilirim? Ya onların çok şık avize ampulleri var. Yani onun için ampule alacaksın. Ampule gelme. Önce sen bir ampule gelme. Nereye? Ben önce. Şimdi ampule gelme. Önce ne yapmalıydı sence? Ya bana kalsın. Bu avizenin apliği bu mu? Değil işte almamalıydı. Şimdi bu kadar yakın salonlarda avize buysa bu avizenin apliği olmalı. Ya da aplik buysa takım bunun takımı olmalı. Evet. Öyle mi? Aynı. İkisi aynı normalde takım sevmiyoruz. Evet. Okey parçalar. Evet. Ama bunlar da kombin olmalı. Evet, kesinlikle öyle. Yalnız bu avize güzel aslında. Avize güzel aynı. Kaç para? 3500 TL aslında. 3500 TL. Evet burada klasik gelin evi saatinden kurtulamamış bir gelinimiz ay, daha aslanım. Oldu. Bugün aramıza katıldı. Çok maşallah. Aynen. Ne zaman taktın bunu? Nişanlıyken, ev yapılırken takmıştık, yapıştırdık. Hmm, iki sene falan mı oluyor? Ya 9 ay falan. 9 ay oluyor. Aynen. Müsaadenizle ben yorum yapayım istiyorum. Bir kere Aslı Hanım benim eve geldiğinde renk uyumundan bahsetti. Masan dedi, yemek masası gibi değil. Ayrıca rengi de koltuklarının kafalarına uymuyor dedi. Perdesini alıp da koltuğunu uyduramayan bir insan da ben bilmiyorum. Benim masam daha o zaman ben de azizlik diyeyim. Bana sen neden masanı yorum neden uydurmadın? Bir tamam, saniye ben, canım. Ben kabul edeyim, en açığı kabul yapın dedim. En açığı oydu. Evet Aslı Hanım şuna da gelmek istiyorum. Normalde TV ünitesi derler olması gerekir. Arkadaşımız konsolun üzerine TV koyuyor. Çok koyan var. Çok koyuyor. Koyuyor yani, şimdi. Çok yeri yoksa var. Koyabiliyor. Ama ben yani şu an konsolun başka yeri mi uydurdun? O zaman ben bir orta sehpa isterdim Aslı Hanım. Bir risk alıp orta sehpada buraya kombinleyebilirdi. Kolaya kaçmış. Hı. Ben kolaya kaçtıysam bence Sena daha kolaya kaçmış ve halı da kesinlikle buranın halısı değil. Hele püsküllere çok basit görünüyor. Kaç almış acaba halıyı? Evet, ben biraz önce nedir? Sordum. Şey oldu karıştı. Aynen, aynen. 1500 TL. Peki yemek odası ve konsolun? O konsol 10.000 ikisi de. Bak şu duvarı ayna yapmışsın evet, ve aslında çok güzel genişletmişsin. Hı hı. Seni tebrik ederim. Aynı senin fikrin ayna benim fikrim. Çok aslında iyi bir fikir. Bunu kaça mal ettiniz? Bunu aslanım aslında eşimin tanıdığıydı. Bayağı bir uçuk fiyatta ama 3500 TL halletmiş. İyi. Çok, iyi çok gayet gerçek iyi ayna değil mi? Plexi falan yok, değil. Yok, gerçek ayna aslında. Ha. Gerçek ayna. Güzelmiş fiyat. Aynen. Güzelmiş. Aynen gayet. Ya şu baklava desenli yapıyorlar ya. Onu evet bu değişik. Valla bu daha güzel olmuş evet. Biliyor musun? Bak bunu sevdim. Daha kibar olmuş. Evet. Modern evet, olmuş. Hanımlar bence buradan ben sizi mutfağa göndermek aslında istiyorum. Aslında bir dakika lütfen. Bir dakika mı? Lütfen geliyor aslan. Aynen. Kapı ses alabilir miyim lütfen? Ya olaylar olaylar. Şöyle başımızdan aşağı yapayım aslanım. Hatice. Aslan. Buyurun. Sizi mutfağıma alabilirim. Şahanesin. Şöyle şöyle yapayım. Dur dur. Tamam yeter. Siz mutfağa gideceksiniz. Keşke dikkatli yapsaydın. Aa çok pardon. Ne bu? Her yeri dağılmış. Kafana İnşallah mı geldi? Yok. Neyse ay çok enerjik olduk. Ay, vallahi evet, maşallah. Şimdi şöyle yapıyoruz o zaman. Ben buraları topluyorum tamam mı? Siz mutfağı yorumlayın. Tamamdır. Haftanın ödüllü oyununda buluşuyoruz. Tamamdır. Okay, tamamdır. Hadi buyurun, gidelim. Hadi buyurun. Sena'nın salonu çok zorlama olduğunu düşünüyorum. Kombini yapmaya çalışmış ama zorlamış sadece. Orada kalmış. Aplik koymuş. Aplikler çalışmıyor. Yani herkesi yutturabilir. Ben asla yutmam. Yani şöyle bir leke görüyorum Sena'cığım. Güzel düzelersek ayrı Nisa Hanım lütfen. Yani sen düzeltirsin lütfen canım. Lütfen orayı bir devam etmek. Düzeltir misin gerçekten? Çok ayıp ya. Patlamıyor. Patlamış efektiyle şöyle yapalım efekti. Evet. Mutfak dolabı gibi şu parçan. Kendinden hiçbir şey katmamışsın buraya.
Ekonomik gelinsem Sena'da müsrif gelin olmuş oluyor. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Çoğu özentilik kesinlikle. Bu da soyulmuş. Başla! Allah! Ben Yozgatlı değilim bence aslanım. Makas kesmiyor mu ya? Aa! Eşim kınası da var. Üç gün yaptık biz. Üç gün üç gece. Evet. Babam bana anahtar verdi aslında. Bu kapı sana açık anlamındadır. Az sonra. Sena gelinin mutfağı açık tonlarda dekore edildiği için çok ferah. Country tarz mutfak dolaplarında gold rustik kulplar kullanılmış. Mermer görünümlü masa ve gold sandalyeler mutfağın tarzına uygun. Ancak petit kareli ve nakışlı runner için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son olarak tepsili gold avizeyi mutfağa yakıştıramadığımızı belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Ay kızlar! Aa patlamıyor! Ay, ay bu ne? Şu tarafa, şu tarafa. Şeytan buldu. Lütfen şu tarafa patlatacağım. Hayır, şu tarafa doğru git. Dış ses patlamıyor, bu ne ya? Hala hevesini alamadın mı Sena? Ay bozduk mu gerçekten? Bir sallayayım şöyle bir saniye. Bir dakika kızlar. Ay tabii ki de oldu, şimdi oldu. Niye bu kadar korkuyorsunuz kızlar ya? Sena. Ay yüzümüze tutuyor. Ya saçmalamayın, oraya tuttum. Kapı, salon, mutfak yeter. Lütfen. Aslan yuvarlanan belli olur. Ay. Kızlar lütfen. İsterseniz şunu şöyle koyayım buraya. Oh. Buyurun. Evet, nasıl buldunuz mutfağımı? Ben başlamak istiyorum şimdi. Sen başlamadan önce ben bir hareketimi yapabilir miyim? Kedi hareketini. Aslan tabii ki de. Tabii ki de. Şimdi başlayabilirsin. Neyse, devam edeceğim. Sen burada böyle her yerde gold kullanmışsın. Bunun bir sanırım kombine olduğunu düşünüyorsun. Ama bu tamamıyla zorlama bir mutfak olmuş. Her yerde gold, gold, gold. Bu nedir? Yani bir yerde kullanırsın. Mesela? Bir saniye. Her yerde kullandığın zaman bu yani seni zorlama kalıba sokmuş. Bu bir kere sence buraya uygun bir avize mi? Gayet yani uygun. Avize sen bunu al. Salonuna koy. Ya salonluk da, mu sence? Ya bu ne, bu toplar, bu gold yani. Salonumdaki avizeyi biliyorsun Sultancığım, lütfen. Yani bunu diyorum salon. Ya, bak diyorum ya, zorlama kombinler yapıyorsunuz. Gelin olmak evet çok güzel bir şey. Gelinler tamam özenli ama bu kadarı da pes diyorum. Şimdi ben bununla devam edeceğim. Yani peki buraya de koyduğun kırmızı buraya ne alaka? Canım kahve makinem kırmızı, kuplarım. Bak bir şey söyleyeceğim. Kırmızı şeyim, sen bir de şöyle işlemeli oyalarımı şey görüyor musun? Görüyorum. Pardon. Keşke görmeseydim. Neden Sinacığım? Pardon? Şu yüzden, çünkü bunlar biraz daha böyle yöresel, daha geleneksel. Yeni gelinlerin böyle, hani evet hepimiz yeni geliniz ama biraz modernlik istiyoruz artık yani. Biraz farklılık. Hani her sana yerde evet çeyizimizde var diye her yere koymak zorunda değiliz. Koyacağım tabii ki de, var ki gösterelim. Arkadaşım bir devam edebilir miyim? Ya ama lütfen de sızlı yani, sürekli aynı yorum. Bekle bir devam edeceğim. Sonra sen cevap ver bana. Yani madem geleneksel bir şey istiyorsun, mutfağını öyle kullanacaksın. Bu ne kadar yapayım oldu. Mesela perde, ekosolü perde falan dış ses yapayım. Ben böyle konuşamıyorum ama yani ne ama olacak ne yapayım ama ya? Dolu yorum yap. Biraz altı dolu yorumlar bekliyorum. Sultancığım, Sultancığım sana boş yorum yaptı diyorsa ben devam edeyim istersen. Evet, lütfen. Hadi Nisa'cığım başla. Senacığım. Senin mutfaktan sonra evet, böyle bir mutfak. Yani evet, benim mutfağımdan sonra böyle mutfağa girince fiyasko oldu. Aa, gerçekten. Yani ben başlamak istiyorum. Benim avizeme laf edildi, laf edildi. Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. O avizenin üstündeki nedir yani o yuvarlar? Hayatım o da çökmüyor. Çöktürebilirsiniz çıkmıyor demişsiniz. Ben... Sen dedin hayır. Çöktürebilirsin. Hani kendin ben... de yaptırabilirdin. Onun üstüne bir de yamuk yumuk bir tarafı küçük bir sen tarafı. Sen bence benim yorumlarımı hatırlamıyorsun. Hani ne alaka gerçekten. Sana asla yorum yapmadım çünkü aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Yani bilmiyorum. Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Evet, devam etmek istiyorum. Bana dediler ki üstü boş, ben akıllı filtre kullanıyorum. Böyle baktığımda üstte bir boru görüntüsü görüyorum yani. Benim o boş ve düzgün görüntümden sonra bu boru görüntüsü hiç hoş hayır olmamış. Hayır sadece ben oraya geçip de şöyle yani böyle ay ama ben şuram bomboş orayı da ne yapayım de falan. Hani borun nerede demiştiniz. Ben de borun görüntüsü canım görüyorum. Sen de şurada bir i̇şte boru var. Değil. Bak benim borumu görüyor musun? Güller çiçekler yani. Ben de yani evet oralara gelecektim kesinlikle. Gül, hayati gülü mü?
Efendim? Halfeti gülü mü? Hayır, neden pardon? Halfeti... Karagül, halfeti. Karagül hayatım. Prenses gördün mü daha ne koyduğunu Karagül bilmiyorum hayatım. Buraya. Halfeti aşkım falan. Aynı şey. Karagül sadece Karagül. Halfeti de aşkım, yetişir, aynı başka şey. Hiçbir yerde yetişmez. Ben tamam. Devam etmek istiyorum. O Karagül hiç yakıştıramadım. Yani ne alaka orada? Ne alakam canım? Devam etmek misin? İstiyorum Senacığım. Bir bak bu tarafa. Baktım, görmek istemiyorum ya, gerçekten. Bence de bakma. Ve Sultan'ın da dediği gibi bu masanın üzerine bu desenli kendinden gold desenli masanın evet. üzerine yani bu ne alaka, bu runner mı diyeyim, piknik, ne diyeyim artık? Hani, piknik örtüsü. Aynen, bizlik masa örtüsü bu kek. Ayrıca şöyle dış ses göstermek Çeyiz istiyorum. Olmayan. Yani şurada bir leke görüyorum. Yani şöyle bir leke görüyorum canım, Senacığım. Tamam, anneanneden kalma olduğu için bazı lekeler hiçbir şekilde çıkmıyor. O leke vardı ya, ben bu koca nakışlıyı çöpe mi atacaktım, pardon. Yani ben yakıştıramadım. Burada yorum yapmak akşam için. Akşam yemek yorumumuzu yemiş. Tabii ki de yapıyorum. Anneannemin asla etkisi şey. Diyor, boş ver seni. Asla. Onu da güzelce sen. Ayrı Nisa Hanım lütfen. Yani sen düzeltirsin. Lütfen canım. Bir orayı bir düzgün geçirebilir devam miyiz? Etmek istiyorum edemezsin gerçekten. Edemezsin orayı bir düzgün geçirebilir miyiz? Düzeltmek istemiyorum. Lütfen düzeltebilirsin. Hayır sereceksin onu. Ya düzeltir misin gerçekten? Çok ayıp ya. Ben, yani... ben sana böyle bir saygısızlık yapmadım. Ay tamam yapmadım. Kızlar bir saniye. Tamam sakin. Aa. Neymiş bu ya? Çok sadece. Teşekkür ederim. Şunu şöyle nayısın. Düzelteceksin, bunu da buraya koyacaksın. Teşekkür ederim. Ellerine neyse ben devam ya. Etmek istemiyorum. Ellerine istiyorum. Rica ederim. Şöyle baktığımda yani o çaydanlık hep mi orada duruyor? Tabii ki de yani sen çay demlemiyor musun? İyi de ben sürekli çaydanlığımı onun üstüne bırakmıyorum. Nasıl yemek mesela? Yemek yapıyorum. Hep mi orada? Evet yani ya hiçbir sıkıntı yok. Yemek yerken tabii ki de oradan alıyorum ama size görüntü yani. Olarak mutfağımı uydurduğum için buraya koydum yani. Görüntü demişken. Tabii ki. O buzlu camın içinde görünen o turuncu kupa ne alaka? Evet ben de yeni gördüm. Kızım. Yani gerçekten olacak şey onu, mi orada? O gözümden yani, kaçmış. O gözümden kaçmış. Yani ilk defa bir Aslan Burcu hata yaptı. Tek hatam o turuncu. Tamam. O kadar. Ya bir de şey soracağım sana. Avizenin fiyatını soracağım aslında ama evet. Öncesinde şu yorumu yapacağım. O içindeki basit ampuller sence bu avizenin ampulü? Evet. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Tabii. İlk önce fiyatını söyleyeyim. Evet. Fiyatını 500 TL'ye almıştım. Sultanım şöyle müsaadenle şöyle bir geçmek istiyorum. Tabii ki. Yani Karagül dedik. Karagülse bu ne alaka burada? Ya da içimiz açılsın diye. Bakmak istiyorum bir saniye. İçimiz açılsın şöyle. Diye. Hani canım onu açarsan bitirir mi? Bu arada. Ha şöyle. Yani. Hani bu Karagül'le bunu bağdaştıramadım. İçimiz açılıyor. Gel benimle. Gel benimle bağdaştır. Kesinlikle. Yani bunun ne bileyim. İçimiz açılıyor. Saçma buldum açıkçası. Burada da bak. Tezgahlarım uyuyor. Beyaz gül yani. Daha ne yapayım? Bak bunu şöyle koyayım. Aynen. Teşekkür ederim. Ay burada bir şey var. Burada bir şey var. Ay evet orada kutu evim var. Açabilir miyim? Orada kahve fincanlarım var. Ben burayı beğendim aslında. Çünkü şey böyle kilerin yok galiba. Aynen maalesef. Kiler gibi gayet uygun. Ben burayı sevdim, beğendim kapı arkasında. Utancım sen bir şeyi nasıl fark etmedin ya? Ne? Gold. Gümüş, koyu, antrasit. Ben anlam veremedim. Lütfen. Bir de sandalyelere bakmak istiyorum ya. Tabii rahat ki. Mı? Çok rahat. Gerçekten oturalım Sultan'cığım. Oturun ben oturayım. Sen otur lütfen. Şöyle bir bakmak fıstığı istiyorum. Fıstığı iniyor bak. Otur. Oo, çok evet, rahat. Rahat. Çok beğendim. Böyle aldım yani. O zaman o kadar beğendin. Hı-hı. Ne kadar aldın evet. Sen bunu? Masa ve sandalyem 5500 TL kızlar. Hani tamam uyum sağlamak istemişsin ama... Mutfakta beyaz halı ne alaka? Çok severim kızlar. Benim, ama yani temizlik benim sıfır. Benim salonum yani salonum da her yerim, koridorum falan her yerim bembeyaz biliyorsun. Ya ben yani, ona bir şey söylemeyeceğim. Evet. Beyaz olabilir. Ben çok seviyorum. Ya bilmiyorum. Aslında bunlar bir altın yıl falan kazanırım. Gerçekten çok boğacak. Şunu tavsiye edebilirim. Bu püskülleri var ya, hı-hı. Daha şık püsküller var. Evet, keşke onlardan aynen. Yaptırsaydın. Olabilir. Fiyatı ne kadar peki? 1500 TL olması lazım. Perdelere gelmek istiyorum. Yani perdelerin benimkine benziyor. Gayet kullanışlı. Ben de bunları kullanıyorum. Hani kullanışlı, temizliği de kolay oluyor. Seninki line olmayabilir biraz. Biraz pahalı. Doğrudur. Ben ekonomik ne kadar pahalı yani. Pahalı derken? Biraz pahalı. Koton bu. Leke tutmayan, ütü istemeyen. Asla hiçbir şekilde makineden çıktığı gibi asıyorum kızlar. Hiçbir şekilde beni yormuyor. Biraz pahalı. 3500 TL. Yani ben çok uyguna mal ettim ama gerçekten. Parayı kıymış. Neyse canım o da onu tercih. Severim para harcamayı. Bu arada bir şey soracağım. Senin evinde değil mi? Ben evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet. Peki son olarak ben sana beyaz eşyaların fiyatını sorsam.
Evet, buzdolabı, çamaşır, bulaşık hepsi içinde 45 bin TL kızlar. Bu setin, ocak setinde sen mi aldın? Evet, evet ben aldım. Bu aslında burası o kadar eski bir mutfaktaki kızlar. Bu her şeyi ben inşa ettim. Parkeler, kapılar, her yer. Söylemiştim. Aynen aynen. Hep her tarafı ben kendim yaptım. Ay parke demişken sen bunları beğenmemiştin sanki. Evet. Yok sanki sen bunları beğenmemiştin. Hayır Nisa, seninki araları kahverengi. Ama seninki de öyle duruyor. Ama benimki kahverengi değil. Zaten parke yoktu. Benimkisi kahverengi değil, gri renk ama. Zaten benim mutfağımda parke yoktu. Ne kadar aldın? Bu da 3500 TL olması lazım. Total. Aynen komple böyle. Ben, benim yorumum bu kadar. Benimki de bitti. Teşekkür ederim kızlar. Rica ederiz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Herkesin yorumu bitti sanırım. Bitti de ses. Sena, nevresim geçirmede iddialı mısın? Mesela 3 tane geçirebilir misin? Çok iddialıyım de ses tabii ki de. Bir aslan burcu olarak 3'ünü de geçireceğim. Aslan burcu demişken nasıldı meşhur hareketin? Kedi. Lütfen kızlar korkmayın bu kadar. Tamam ben korktum ve kaçıyorum. Aynen lütfen hadi hadi gidelim. Ben de kaçmak istiyorum. Sena'nın mutfağında çok alakasız şeyler, parçalar gördüm. Benim çöp kovam olsun, ekmek sepetim olsun bunları çok laf etmişti. Ama oradaki lila rengindeki çöp kovası çok komik görünüyordu. Sena'nın mutfağını genel anlamda beğendim ama masasında kullanmış olduğu örtü kırmızı hiç oraya yakıştıramadım, uyum sağlamamıştı. Aynı zamanda gold detayını, musluk detayını da çok abartı buldum. Gereksiz bir göz yoruyordu. Evet hanımlar, şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu. Evet. Kadife'den fistan basma, pide için yorgan yakma var. Ne yapıyorduk? Yorganımıza efendim nevresimleri gayet evet, güzel bir şekilde geçiriyoruz. Cansucuğum dün ne yazık ki sen elendin. Evet abi. Hayrı Nisa şu anda birinciliği götürüyor. Aynen. İnşallah öyle olur. Bakalım sen bugün Hayrı Nisa'yı geçebilecek misin? Ve cuma günü bizden en maharetli gelin elimde görmüş olduğunuz bu hediyeyi kazanacak. Ay, biraz merak edin istiyorum. Çok merak ediyoruz. Edin valla merak ettiğiniz kadar var. Şimdi onu böyle şuraya koyayım. Sen biraz dinlen canım. Aynen. Tamam mı canım? Benimsin sen. Hadi bakalım kimin olacak bu hediye? Son kimin kaldı. Olacak bu güzel armağan? Ben de çok merak ediyorum. 90 saniyen var. Aslanım öncelikle ben bir hareketimi yapmak istiyorum. Ben bir başlamam gerek aslanım. Bir saniye. Patlamıyor evet yine. Yine patlamıyor aslanım. Yine beceremedim bu sefer Sena. Bu sefer olmuyor. Ver bakayım. Ben deneyeyim. Aslan. Olmuyor aslanım. Yapamıyoruz şu an. Buzuk boş verin bırakalım. Bence de bırakalım. Senacığım biz sıkıldık. Ya. Sen sıkılmadın mı bu hareketi yapmaktan? Gerçekten. Aslanım özgönlüne göre şöyle çevirmeniz lazım. Vallahi her yöne çevirdik aşkım. Acaba şuradan açılması mı gerek? Şuradan patlatayım da dağıtayım mı? Ne yapayım aslanım? Ya. Yok aşkım ya. İlla patlatacak aslanım şunun ya. Şunun bence açılması, sen bunu açmamışsın aşkım ya. Bence şunun açılması lazım. Şu şuradan açılınca bence oluyor. Ay aslanım. Dur ya sen istedin ya. Yani. Bir dakika şunu aç bakayım şurasını. Şurasını aç. Halledeceğiz bir dakika. Bunu ambalajından çıkartmamış ki. Yavrucuğum ambalajını çıkartacaksın önce. Ya sen bunu patlatacağız ya. Bizim görüşürüz. Bunu sonra patlatalım lütfen rica edeceğim. Bak tırnağım gitti. Ay, yani böyle ojelerimi de yeni sürmüştüm. Hay Allah'ım yarabbim. Olmadı dursun mu burada hayatım? Biz patlamış efektiyle şöyle yapalım efekti. Evet. Gerçekten. Ama neyse motive olduk. Peki. Başlıyoruz. 90 saniyemiz var. 3'ten geriye sayalım mı? Sayalım. 3, 2, 1, başla. Yapsa da yapamaz. 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 Hadi. Yapamaz. Yapamaz. Tam zamanı şimdi. Evet. Evet. Söylemeyeyim rakibim şimdi. Eni boyu mu karıştı? Evet. Aslanım eni boyu karıştı. Ya gerçekten mi? Ay yapamaz. 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 Ay aslanım yine yapamaz.
Kısa aslanım olmadı bu. Kısa yapar, yapar. Kısa ya hayatım doğru. Ama köşelere oturmayacak. Sen cevap verme, yapmana bak, yapmana bak. Lütfen oradan yani. Sen konuşma, enerjini buna harcama. Yap, yap. Aslanım dinledim ya. Evet. Evet. Son 11 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaybettim. Çok iddialıydı. Üç tane yaparım demiyor muydun sen? Üç evet. Devresimi de üst üste geçiririm diyordun. Sen az önce kolay geçirdin. Ay bizde nazar değdirdiler. Aslanım konfeti patlatmaya benzemiyor demek ki. Aynen. Onu da yapamadı ki zaten. Aynen. Konfeti beceremedi. Yapamadım. Ama ben yapıyordum aslında. Üç tane geçirmiştim. Şimdi ama neden yapamadın? Dün denedim ben. Bak bana bak. Gel sen biz yokken videoyu al. Sen bir geçir ben bir göreyim vallahi. Neyse ya sen de mi eğlendin Sena? Maalesef. Ay, yarın ben kazanacağım. Çok iddialıyım. Diyorsun. Göreceğiz. Evet, yarın bakalım Hatice Gelin haftanın ödüllü oyununda iyi bir performans sergileyebilecek mi? Bizden haftanın oyununun güzeller güzeli şık mışık hediyesini hediye kazanabilecek bende. Mi kızlar acaba? Kızlar korkun bende. Bakalım, bakalım kim kazanacak? Bakalım. Ve cuma günü tabii ki bizden 50.000 TL. Acaba hangi gelinin olacak? Çok merak ediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki siz yatak odasını değerlendiriyorsunuz. Ben sizi bekliyorum. Çeyiz de birlikte. Tamamdır ama. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sena Gelin çok sevdiği Gold'u yatak odasındaki detaylara da taşımış. Gold detaylı, açık vizon rengi yatak başlığı mavi tonlardaki tafta yatak örtüsüyle kombinlenmiş. Beyaz gardırop, gold rustik kulp ve ayna kapak detaylarına sahip. Gelinimiz makyaj masası yerine tekli boy dolap, şifonyer ve ayna tercih etmiş. Son olarak açık vizon rengi fon perdeyi yatak başlığıyla uyumlu bulduğumuzu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize devredelim. Kızlar, siz yorumunuza başlamadan ben bir gerekeni yapayım bir saniye. Yapmanın. Hoppa! Ay, canım biz çok korktuk. Bir saniye kükrememi de yapabilir miyim? Ay dur kedi yapsın. Sesi çıkmadı. Buyurun buyurun. Aynen. Başlayın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yatak odası için bu konfeti fazla yani. Pardon konfeti neden canım? Neden? Ay, Senacığım biz çok korktuk. Böyle bir yatak odasında bu konfeti az mı? Beş tane falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Ondan önce bebeğin korkmadı mı? Biz korktuk. Bebeğim alışkın kızlar. Bu akresyonlara alışkın yani. Neye alışkın ya? Aksiyon alışkın. Yatak odanda ilk gözüme çarpan şey tabii ki de avizen. Yansımalı bir başlık. Aynan desen yani dolabındaki ayna yine yansımalı. Bununla o bile uymuyorken bu hiçbirine uymuyor. Yalnız böyle bir ayna, gold ayna yok yani. En uydurabileceğim renk buydu kızlar gerçekten. Hadi onu uydurdun diyorum. Hani bir nebze tondan tutar. Hı-hı. Bu çok gümüş kalıyor yani. Nasıl dıştan gümüş? Böyle kristal görünüyor. Hani farkında mısın? Kristal. Ayna yansıyor direkt yani. Böyle bir renk değil. Yani öyle bir avize görseydim gerçekten alırdım ama yani kristal. Bunu da almaman gerekiyordu yani. Nasıl bir avize takabilirdi mesela buraya? Yani bunu takmamalıydın. Yani içine bu basit bir ampul buradaki. Bu ampule bayağı takıldı kızlar ya. Ben buna hiç kızlar, şey yapmamıştım ama benim bir tabloma yani. Çok tablo diyorum. Resime çok evet. Yorum yaptınız. Sen asmışsın, okeyiz. Yatak odana uygun buluyor musun sence? Bence gayet uygun buluyorum. Çünkü bakın dolaplarım aynı şekilde beyaz, aşırı ferahlı kaplı yani. Zaten şöyle bir durum var. Yatak odası, mutfak, salonun sanki bir bütün yani. Hani nasıl oradan bütün? Çıkıyorsun sanki yine salondaymış mesela, gibi. Çünkü bütün parçalar aynı. Ben bir şey sormak istiyorum. Sözünü kestim. Tabii bu ki. Salonun takımı mı peki yatak odası? Asla değil. Çünkü nasıl eşim hepsini kendi dekorasyon çok belli. Çünkü yani, salonun değil de kutuları bile aynı. Mutfağın devamlı gibi. Olacağım. Buraya geldiğimde mutfak dolabı gibi şu parçan. Nasıl salonda da aynı. Mutfak şey dolabının aynısı. Kulpların nasıl benziyor, modelin benziyor. Yalnız orada kısa kulp, burada uzun kulp. Dikkat edin. Ama aynı model yani ama. Aynı dolap, model. Dolap kapaklarının hepsi mebran zaten mutfakta. Bağırıyor. Ya bu da aynı. Her mesela şey Hayri Nisan ne yapabilirdim? Orada gold kullanıp burada gümüş mü kullansam? Kullanabilirdim. Yok. Açık değil misin? İlla her yer aynı olmak zorunda mı? Gold. Bu nedir biliyor musun? Bildiğin kolaya kaçmaktır. Kolaya kaçmak bir tane kızlar. Model bir her yerde kullanmışsın. Gold'u uyumlamak daha zor. Gerçekten hayır, zor. Hayır. Gerçekten zor. Ve bak zor. Mesela gold kullandım diyor.
biliyorsun. Doğru, halıların çok zayıf mesela. Ben de bir şey sormak istiyorum Senacığım. Buradaki tam dolabının önündeki halı neden bu kadar büyük? Nasıl büyük sıfıra mesela? Sıfıra sıfır. Yani arada hiçbir boşluk yok. Bunu zaten kestirme almadın mı? Hayır, kestirme aldım tabii ki de özel ölçü ama. Yani daha küçük alsan yani daha iyi olmaz. Neden küçük alayım ki? Kestirme yapmışken orası açık. Yani neden ayaklarım üşür hayatım? Niye üşüsün ki ayaklarım? Alan zaten o kadar küçük yok, ki. Soba mı yapıyorsun evinde sanki? Bence hiç yani bunu atmıyor. Derken... Kızlar hiç bunu atmıyor lütfen. Bence yani gerekli yorum. Bence halıların çok büyük kaçmış bu oda için. Hem bence büyük gayet hem de uygun iyi. Değil yani. Bence gayet iyi. Tam yatak odası. Bak ben şöyle halına bir bakmak istiyorum. Nazara geldin canım. Nazara geldin. Gösterin. Gösterin kızlar. Bakın. Ucundan tutar mısınız? Bakın bu halı yani tam yatak odası kızlar. Halısı. Daha ne yapabilirim ben buraya acaba? Yatak odası halısı mı? Yatak odası halısı tabii ki de hayatım. Bu kadar gol, avantgard yani. Sen şuna bir baksana. Sen bunu salona sermiştin pardon. Ben bunu sermedim canım. Benim bildiğim tabii. O tarafa. Buyurun bakın böyle halı yani daha ne serebiliriz? Tam yatak ya odası ben seviyorum yani. Ben bu tarz halıları biraz gold yatak odama uyumlu değil. Nasıl açıkçası? Uyumlu değil? Hayatım beyaz mı serseydin? Ay kızlar bir yani. Leke mi var orada? Nasıl leke canım? Şurada bir kaldırsana Hatice. Orası elini değdiğin yer. İyi kızı fark ettin. Aynen. Evet, aynen bu fondöten lekesi çıkmıyor kızlar. Keşke bir yıkatmayı verseydin. Yok yıkatmadan geldi. Emin olabilirsin ama fondöten lekesi çıkmıyor. Çıkartmak için güzel deterjanlar var. Ben yok, sana sonra özel, vereyim. Yok bu zaten özel yıkanıyor bu halı. Normal yıkama halılardan kestirme değil. Kestirme halısının özel yıkandığını yok, senden duydum. İlk defa özel duydum. Özel ölçü hayatım. Özel ölçü nedir bilir misin? Müsaadenizle ben devam etmek istiyorum. Çünkü artık dayanamayacağım. Odaya girdiğimde bana dedi ki... Mavi yatak odasında hiç olmaz. Yani boğar bir şeyler falan renkleri ben çok iyi bilirim. Buraya girdiğim gibi bir mavi görüyorum. Mavinin tonu görüyorum. Renk kattım hayatım o sende yoktu. Tatlım sen benim duvarıma mavi yatak odasında mavi şahsızlık getirir. Hayır, mavi yatak odasında kullanılmaz. Duvardan daha aşk iyi. Aşk olsun kırmızı olsun dedin. Girdiğim gibi mavi görüyorum. Hayır Nisa'cığım duvardan daha iyi hayatım. Bana öyle demedi bence mi? Sen kendi yorumunu kendin yap. Kızlara sormak gerek yok. Bir de şöyle söylemek istiyorum. Kesinlikle çok hak veriyorum yani her yani Nisa öyle söylemedim lafını. Ya şöyle de, renk. Ya şöyle sen şimdi mavi renk üzerinden gittin. Evet, duvarda olmamış evet. Demedin. Sen mavi renk güzel değil. Olumsuz bir enerji. Oy. Bir saniye evet. Her yerde kesiyorsun ama tamam, olmaz. Ama biraz hızlı yaparsak. Daha yani. Yeni başladık. Canım yeni yapmaya geldik. Neden hızlı yapalım? Ama yavaş aynı yorumlar sürekli. Senacığım evet, dinlemeyeceksen konuşmayalım. Gayet sakinim. Bekle. Evet. Sen dedin ki ben mavi rengin enerjisini sevmiyorum, olumsuz buluyorum. Öyle bir şey onun... dedim hatırlamıyorum ama. Evet söyledin. Hatta evet, dedim söyledim. Ki ben bir konuşabilir miyim? Kırmızı yani. Ben de anlatabilir yani. Miyim? Dedim ki koca mavi duvarda gerçekten hayır yani. Koca neden? Yatakta kız, neden? Bu ne? Bu yatak örtüsü bunu kaldırıp buraya fırlatıp atıyoruz yatıyoruz. Ay Sena'yı yani. Fark ettiniz hatta mi? Hatta hatırladım bir turuncu vardı. Ay kız o ne? Bak turuncu yani, vardı üstünde elbise. Evet. Ben renk uzmanıyım. Ben renklerin... dilini bilirim. Renkler aynen. Ne anlatır ben çok iyi anlarım. Mavi dediğiniz yatak olay hiç güzel değil. Dedin. Enerjimizi sömürür dedin. Geldin buraya maviyi mavi. Koydun yani. Yok kızlar, artık. Senacığım. O duvar kalıcı mavi. Bu yalnız bu kalkıya gideyim. Ama kızlar. Bu senin bunu dekor olarak yapmışsın. Bir sürü yani. Yatak örtün var ama bunu sermek için demek ki mavi. Mavi demek ki olabiliyormuş. Ben devam edeceğim. Koca duvardan. Senacığım biz de söylemek istiyoruz. Karton Pierre, göbek karton Pierre değil mi evet, bu? Aynen. Bana da çok laf etmiş, bana da etmiştiniz ki senin vaktin vardı. En azından ev sahibi kendin. Bizim ben mesela kesinlikle. Birinci gün, ikinci gün tabii ki hiçbir şey yapmadım. Olduğu gibi evimi gösterdim ama sen buna bir çözüm bulabilirdin. Sonuçta sökülüyor. Ve biz o bu sökülmüyor. Konu hakkında tamam, alçıdır muhakkak. Alçı eşinin evinden alışveriyorsa onu da değiştirtebilirdi. Benimki de alçıydı, beton olarak. O hep birleşikti. Hani bu da mı öyle bilmiyorum ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İki gün geçmiş, sen üçüncü günsün ve biz de gördün bunu, yorum yapıyorsunuz. Ondan sonra geliyoruz ki fiyasko yani. Yalnız her bu arada bence çok absürt durduğunu sanmıyorum. Tamam ama benimki de o zaman bir saniye mutfağındaki gerçekten haklısınız. Onda hak ya veriyorum. Mutfağı? O gerçekten absürt duruyor çünkü onu gerçekten bir kendi avizesinde şey var ama bu tam şey giriyor yani. Ama yine de hani bunun var olması bence absürt durmuyor. Yorum oldu ya hani bunun var olması kötü yok, oldu. Bence absürt durmuyor. Tavanda bir şey ya. Sallanıyor. Ya, o konfetinin patladı. Senacığım ben de hemen şuradan girmek istiyorum. Tabii ki de canım. Bu pufun burada ne alaka? Canım oturuyorum makyaj yapıyorum. Canım en azından. Efendim, renk uyumu var mı? Tabii ki de bak başlığıma bakabilirsin. Evet. Ayaklı
gold çok isterdim. Uyum istersen gold bir isterdim. Bir de bu ne kadar kirlenmiş. Hiç değil aşkım bu. Mağazadan direkt böyle geldi. İade etme süreci çok uzundu açıkçası yani. O yüzden hiç peki bu odana hayatımda neyle uydurdun bu fufu? Bu sütlü kahve. O yok, kadar krem yani. Ne alakası var? Ben tutayım bir saniye. Hiç alakası bir yok. Hiç alakası yok. Bakın. Ton sür ton hayatım daha ne olsun? Bu ne olsun yani? Benim ahşaplarım ton sür ton değil de bu mu ton sür ton? Yok seninki tamam. Siyah ne alaka şimdi? Bana da öyle diyordunuz ya mermer ne alaka diye. Siyah ne alaka burada sırıtıyor? Hadi gold'unu anladım. Ben organizerlerin başka rengini hiç görmedim. Cam var, beyazı var. Görseydim alırım. Beyazı var. Onu da yani haklı olabilir. Ama ben kızlar şunu söyleyeceğim size. Siz mesela benim evimde olsun... Arkadaşımın evinde olsun. Yargıladığınız, yorum yaptığınız her şeyi kendi evinizde de bize birebir gösteriyorsunuz. Aynısı da var. Kendinden hiçbir şey katmamışsın buraya. Fotoğrafına bayıldım ben. Şimdi ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. Fotoğrafını beğendim. Güzel bir poz. Orada ben eşine de çok yakışmış aynı fotoğrafta. Teşekkür ederim. Hemen bana de ki bu ne kadar aldın? Yani bir 10 parça yakın vardı. 5000 TL'ydi kızlar. Aynen çok uygun vallahi beğendim. Bayağı ben de halının fiyatını sormak istiyorum. Halı fiyatı ikisi de kestirmeydi 2500 TL. Bu halı 2500 TL. Aynen. Perdeni çok pahalı. Beğendim perdelerin fiyatını öğreneyim. Perdenin fiyatları da bir 1750 sadece iç perdesi iki fonumda 850 TL'ye geldi. Kızlar ben buradan bir şey çıkarıyorum. Teşekkür ederim. Ekonomik gelinsem Sena'da müsrif gelin olmuş oluyor. Seviyorum para harcamayı. Ne yapayım ya? Seviyorum. Varken harcıyoruz de. Varken ne yapayım kızcağız yani. Varki harcıyor. Evet kızlar ama Aslan Burcu'yu bunu yansıtıyor ben. Beni bu yansıtıyor. Sizin zevkiniz uymayabilir ama bu benim ya. Hadi söyle yatak odanın da ne kadar aldın? Bu dolabın, şifon yerin. Yatak odamı dediğim gibi eşim mobilyacı olduğu için tabii ki de o yaptı hepsine. Yani şu an bunun maliyeti bir 50.000 TL falan vardır bence. Yok artık. Çok yüksek. Daha fazla yani kapaklar pahalı oluyor. Yok gerçekten MDF kapak gerçek kapakmış kızlar. Gerçekten MDF öyle ama. Aynen MDF kapak gerçek kapak yani. Hanımlar farkında mısınız? Sena yaptığınız hiçbir yoruma katılmadı. Hepsine karşı çıktı. Yani kesinlikle ya karşı değil dış ses ama yani bilmiyorum. Beni hitap ediyor. Çok iddialıydı. Ben daha farklı hala bir ev bekliyorum. Kesinlikle yani. Ya bizi konuşturmuyordu ses. Biraz konuşmamız lazım yani. Yok. Kusura bakma bölüyorsam. Hazırsan çeyize geçelim mi artık Sena? Kızlar şu hareketimi yapıp çeyize gidelim mi? Asla görmek istemiyorum. Hayır gitme. Aydınlık geçireceğiz abi. Aynen. Ben bir yapayım gideyim. Aynen bir kükresin. Hadi gidin Sena. Hadi koş 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 koş. İşte 9 aylık evli Sena gelinin çeyizi. Tığ işi, sevimli banyo lifleri, her biri farklı modelde örülmüş yün yelek ve hırkalar, dantellerle ve nakışlarla bezenmiş havlular ve renk renk yün patikler gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Ünz ile Sena'nın mutfağında değiliz, çeyizindeyiz evet. Şu anda. Aslı Hanım, canım. Yozgat yöreseli, Yozgat çeyizi. Ne diyorsun? Daha ne diyeyim? Farkta fark yani. Başka bir şey demiyorum. Yozgat'ın çeyizi mi diyorsun? Tabii ki de Yozgat'ın çeyizi. Bir de Yozgat'ın türküsü var. Evet Aslı Hanım. Aynalı körük mü? Evet. Biliyorum Aslı Hanım. Ya. Evet. Ver o zaman dış ses bir aynalı körük söyleyelim evet. Kızlarım için. Yozgatlılar için. Tüm sevenler için. Evet Aslı Hanım. Hadi o zaman. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince belime, yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa. Yani Aslı Hanım bir canım. De konfeti patlattınız öyle. Evet, ben de oradan evet. Bir şeyler alıyordum. Aslı çıktı. Korktum. İyi haber verseydiniz keşke. Haber verseydiniz. Evet. Yani tesadüfen oldu vallahi hiç bilmiyorum. Bence gerçekten. Sena yoruldu artık. Yatak odasına da patlatamadı çeyiz dedi. Ya patlamıyor Aziz yine nazarınız değdi. Gerçekten göz. Kızına nazar mı değer? Nazarınız değdi. Neyse neyse neyse. Yani. Şimdi dur çeyize bakalım. Bakalım Aslı Hanım. Bakalım Aslı Hanım. Hakkını verelim. Aynen. Koymuş diziye Aslı Hanım, diziye. Ben başlamak istiyorum buradan. Başla tatlım. Buna bayıldım. Ben direkt öyle. Gözümü çarptı. Deneyebilir miyim Sena'cığım? Tabii ki.
Bana da çok yakıştı. Gerçekten ben öyle. Kaç patyaları? Aslanım bir ay sürmüştü gerçekten. Evde çalışıyordum akşamları falan. Böyle yeteneklerin var mıydı ya? Tabii ki de ya. Başka yaptığın şeyler var mı? Tabii ki de var. Bunu ben kendim yaptım. Bunu kendim işledim. Bakabilir miyiz? Bak. Bakalım aslanım. Kaneviçe. Prensesler de yemek yapar. Evet. Vay canına ya. Aslanım bu çanta çok güzel. Yine bir tel kırma. Ben çok seviyorum. Seviyor musun böyle şeyleri? Bayılırım. Bence de vardı tel kırma. Tel kırma orada. Bu runner sanırım. Aynen. Takımı devamı yok sanırım bunun. Var ama şu an... Göremedim. Nerede diyorsun? Nerede evet. Acaba? Çok alt alta. Nerede, ama çok nerede? Güzel. Aynen. Çok, ben çok beğendim. Ay bu arada hazine var gerçekten. Hazine mi var? Çok çok altında kızar altta kalmış bir sürü var gerçekten. Burada mı sen yaptın? Yok bunu ben yapmadım aslanım. Annemin. Bu da çok modern baksana evet. Bisiklet balonlar burada. Aynen. Aslanım çok benim hızlı galiba. Gibi. O da yok, böyle şeyler evet. Yapmış. Bak burada evet, da çok havlu ben. Var senin çeyiz evet. Gibi. Burada da böyle modern aynı işlemeler. Havlunun arasında bir kolyemi görüyorum ben orada. Sicecim bir bak gönderir tespi. Misin? Ne o? İğne bu iğne oyasından tespih aslanım. Ha. Bak. Güzel. Aslanım aslında çok tatlı bir şeyim var. Evet. Görümce. Evet. Bebiş için. Çok tatlı. Çok tatlı evet. Kim yaptı bunu? Görümcem yapıyor. Wow. Çok güzel olmuş. Evet. Sağ olun. Evet. Kim bu? Seviyorum ben bunları aynen. Ya. Çok kullanışlı. Kızlar bunlarla oynasın evet. İstiyorum. Evet. Çok. Kızlar ben bunu da göstermek istiyorum. Onu da ben ördüm. Wow. Evet. Yiyebilir miyim? Tabii ki de yiyeyim. Vallahi var tesbih falan ama galiba kolye de olsa güzel olurmuş. Ya aynen sana da uyudu bu arada. Denedim geçmedi, ama hayır geçiremedim. Yani çok biraz güzel. Zor çok oldu. Sena, vallahi bayıldım yani. Aa çeyizin çok bayıldı herkes. Ay, orada birileri ederim. Bir şey deniyor. Burada birileri bir şey deniyor. 50.000 TL'yi bu çeyiz hak ediyor mu hanımlar? Evet. 50.000 TL'yi hak ediyor mu çeyiz? Aslanım bence hak etmiyor. Ben kendi çeyizimle kıyaslama yaptığımda çünkü benim perde uçlarım falan bile vardı. Evet. Canım, dev resimlerim vardı. Çok fazlaydı benim. Hayatım. Benim de çok fazla. Aslanım bak altlarda bakabilir miyim ben? Şu bunun takımı mesela bak. Yaparsın, benim de bundan havlum vardı. Bak şimdi şu çok güzel bir tane. Evet. Bu ne bu? Runner mı? Çok şıklı. Bunun çok şıklı. Aslında yatak odasında bu parçalardan kullanabilirdin. Bu takım böyle Canan şey, Hanım. Bu hayatım seccade. Evet. Ve seccadenin bohçası. Evet. Aynen. Ben hep söylüyorum böyle seccadeleri bohçalarıyla kaldırmayı düşünüyorum. Evet Aslı Hanım. Bunun böyle güzel bir hani namaz başörtüsü var mı? Nasıl bunun takımı? Yaptın şöyle, mı? Şöyle yok Aslı Hanım. Bak onu tesbih senin kolye yani. Dediğin galiba. Evet nerede evet o? Şurada bak, şurada. Bak tesbihi bu bence. Aynen. Buyum sağlıyor evet. Ama başörtüsü de varsa çok güzel olur. Başörtüsü... Şurada sanki şu renkler olabilir. Yok buradaydı ama yok. Takım olarak yok ama bir şey takım olarak var ama ayrı namaz başörtüsü ne canım. Kadar güzel. O da istemem size de. Kırmızılar çok yakışıyor. Elemeyi. Canım benim. Şurada çok güzel. Evet. Gel sana. Burada bak istersen. Bak sana. Hayır ben düğünde bunu yapmamışlardı. Düğünde yapmamışlardı. Buraya kısmetmiş. Ablanın neye neye kısmet. Evet. Kesinlikle. Yani bunu yaptırmamıştım. Vallahi yakıştı herhalde şöyle. Çok şey vardı ya. Neydi? Kınayı getir oley. Aslanım. Ne? Aramızda kalsın. Ha. Ben kınayı streçe yaktırdım. Streçe mi? Evet. Elime değdirdim. Ay biri streçler kalorifer peteğini, biri elini streçler. Ay bu streçlerin yani. Hepsini bizim gelinler bitiriyormuş haberi yok mu? Modern gelin galiba. Evet. Hadi buradan masamıza geçiyoruz. Hadi gidelim. Hadi geçelim. Teşekkürler. Sena Gelin'in sunum masası 15 çeşit ikramı ev sahibi yapıyor. Yozgat'ın hamuruyla müsemma meşhur arabaşı çorbası, muska böreği, kadayıflı muhallebi ve kabak tatlısı masadaki lezzetlerden bazıları. Sena Gelin'in sunum masasındayız. Senacığım neler hazırladın böyle? Sanıyorum bu Yozgat'tan. Evet, arabaşı. Arabaşı çorbası. Aynen tavuk tavukla değil aynen, mi? Aynen, evet aslında. Tavuk sütünden çorba yapılıyor. Aynen öyle. İçine tavuk parçalar atılıyor. Bunu da biraz anlatsana izleyicilerimize. Ya bu aslında un kavruluyor aslında. Bununla birlikte yapıyoruz. Yumurta falan kırılıyor. Sonra bunu döküyoruz. Bir gece donması gerekiyor bunun. Şimdi çok güzel anlattın. Evet. Unu kavurduğunda yapıyoruz. Ben daha iyi anlattım. Hadi sen anlat o kendi zaman. Kendi yapmadıysa ondan ben aslanım. Yapmadım aslanım. Annem bilmiyor yaptı. Musun? Evet ben biraz sen biliyor musun? Ben görürken aslanım. İzledim. Sen Yozgatlı değilsin. Bilirim aslanım. Hadi bakalım. Yani un kavurmuyoruz. O un ayvası olur. Un, nasıl? Su, tuzu karıştırıyoruz. Muhallebi gibi pişiriyorsun. Muhallebi gibi pişirdik.
Döküyoruz tepsiye. O ama o tepsiyi ne yapıyoruz? Ediyoruz. Önceden suyla ıslatıyoruz. Evet, döküyoruz evet, soğuk kesinlikle. Suyla ki bu kalıptan rahat tabii çıksın ki, diye. Aslanım. Sonra buzdolabına koyuyorsun, soğutuyorsun. Evet aslanım. Şimdi bu çorbanın tavuğun suyuyla bu yeniyor birlikte. Kesinlikle. Hamuru gibi. Bandırıp yiyoruz aslanım. Aynen. Ama çiğnemeden yutuluyor aslanım. Evet. Bunu böyle özel düğünlerde falan mı yapıyorlar? Aynen, önceden köylerde, düğünlerde yapılırdı ama şu an tabii artık yani. Ay çok değişti. Seviyor, baksana. Gözleri parladı. Senanın sofrasında en beğendiğim yani diyebilirim. Ay mutlu oldum. Challenge yaparsınız artık. Yaparız aslanım. En hızlı kim yedi, kim bitirdi, kim hüpletti? Aslanım. Aslanım bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Kız sen ne unuttun? Ne unuttum acaba? Sanki bir şeyler yapıyordu böyle. Ha. Aslanım konfeti yiyor galiba ama yemeklere gelmesin diye tabii ki de yapmadım. Başka bir şey daha unuttun. Ne? Yapmadım. Bunu mu yapıyor? Evet. Bunu mu yapıyorum? Evet yani aslanım yapmıyor. Öyle değil Arda, olmaz. Hık mı yapıyorum? Evet. Kedi gibi ya, öyle değil mi? Aslan böyle biraz şey olursa. Ya tabii ki de ben. Nasıl mesela Aslan Burcu nasıl sen olmalı mesela? Yani yapmadı. Biraz daha güçlü ay, olmalı sanki iyi. Aslan dediğin yani aslanım, aslanım yani. Dedi. Kedi gibi miyavlıyor. Göster aynen. Bakayım. Lütfen. Hadi. Kırr yani. Kırr nedir? Yutarım. Kedi gibi oldu. Sen büyüyeceksin de aslan mı? Evet. Yani. Ay dur şimdi küçük çeşitleri aslan. Konuşacağız. Evet aslan. Küçük aslan mı sen? Ha, evet evet. Tabii. Hadi küçük aslan anlat bize başka sadece neler var. Yozgat'a özel sadece Arapaşımız var evet. Aslanım. Gül poğaçamız var. Gül poğaçası. Evet. Mercimek köftemiz var aslanım. Kadayıflı muhallebi. İşte kabak tatlısı, kalbura bastı. Evet. Sen ne yaptın? Ben ne yaptım aslanım? Bu muhallebileri yaptım, kabak tatlısını yaptım ve şehriye salatası. En sevdiğimiz. Şehriye salatası. Aynen. Olmaz. Gelin salatası olmalı. Gelin salatası. Gelin evinin salatası olmuş. Paten çalınmış. Gelin evinin salatası ama. Yani sevmiyoruz. Evet. Bıktık evet. Artık. Gerçekten. Yeni bir şey yapın diyorum. Koyuyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Aslanım bir tavuklusunu bir sadesini yapıyorlar. Dün bende sadesi vardı da, aslanım. Evet, onu bir fikir vardı. Edinip yapmayabilirdim o bence. O da gelin evinin yöresel yemeği. Gelin evinin yöresel yemeği diye tanıtayım size aslanım peki, onu. Peki çok naziksin, çok teşekkür ederiz. Yöresel yemeğimizin olduğunu aynen. Da senden evet. Duymuş olduk bir daha. Peki hanımlar. Sunumu nasıl bulduk? Senden başlayalım Cansu'cuğum. Aslanım sunum bir bütün olarak güzel görünüyor gözüme. Ama şöyle bir detaya girdiğimizde bu bardakların bazılarında kenarlarında yaldızları var ama evet. Bunda yok. Soyulmuş, maalesef bir talihsizlik çıkmış. Yaşandı. En azından bunları önümüze koymayabilirdi. Ya 6 kişilik ama şey attım, makineye atınca bunlar gitti tamamen. Sadece bir tanesinde kalmış, o da Hatice Hanım'inkinde. Çok şanslıyım herhalde. Gerçekten. O da keşke gitseydi o da. Bence de gitseydi. Dikkatini çekmemiş. Evet diyecektim hepsi ben. Hepsi gitmiş aslanım, sadece bir tanesi kalmış. Ne diyorsun Hatice? Keşke gitseymiş bu da. Aynen, o yüzden kusura bakmayın gerçekten. Duydun mu ne dedi? Sanırım 5 kişilik misafir gelmiş, 6. kişi gelmemiş, o da benim şu an herhalde. Ya aynen. Maalesef o da öyle bir talihsizlik oldu. Keşke gitseydi dedi ama duydun ama mu? Ama neden gitsin ya, ne yapalım? Şimdi şöyle o uyum... olmasa daha kötüydü, onu koymasa neden daha neden gitseydi diyor, neden? Dinleyelim. Neden? Gold'la gümüş rengi bak. Maalesef uyumlu evet. Değil. Evet, onu da mesela bardağın çok şık, çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok aynen. Şık ama evet. Bunu beğenemedim. Teşekkür ederim. Haklısın. Aslanım bir de arabaşı çorbasını ben 5 çayına çok uygun bulmadım. Hani Yozgat'ın farklı yöresel bir yemeğini de bize ikram edebilirdi. Ben uygun buldum. Yani tek yöresel. Ve sunum olarak da hani tencere tek, değil tek de. Tek yöresel arabaşıymış Yozgat'ta. Yani en çok vardı. Yaygın bu ya bilmiyorum. Aslanım ben var, öyle tabii düşünüyorum. Tabii ki var çörek kuşudur bulur ama en yaygını bu ya. Bunu yani tencere çok olarak direkt lezzeti. Ortaya koyman hani başka bir şeyle aynen. De sunum yapabilir. Hani bu. Yemek takımının tenceresi falan. Evet, evet tencerede onun adı şey böldüm kusura bakmayın sunum deyince de ben tamam. Yani hep diyorum sunum ufak tefek şeyler var. Onun adı tencere değil yani bunun takımında çorba potu denir ona. Çorba potu. Evet tamam. Yani onda bence göstermeliydi kesinlikle. Tabii ki yani, bu değil yani hoş. Onun bu şey yemek yok. Takımımda yok da açıl bir de çok yer kaplıyor aslında. Hiç yerim yok kızlar bu arada. Hani dedim ki kullanışsız bayağı kullanışsız. Yalnız bu kaç kişilik bir takım? 6 kişilik. 6 kişilik. 6 kişiliklerde zaten o çorba potları yok. Olmuyor. Evet. Aynen. Kişiliklerde oluyor. Evet, bunların fiyatı nedir peki? Bunların fiyatı 2500 TL.
Ay çok pahalı. Biraz hem pahalı. Ekonomik makineye atılabilir ama makinede bunlar çıkmıyormuş, denedim. Ama dikse girdim ve denedim. Senacığım kaşık çatalın çok uyumlu, çok beğendim. Teşekkür Bunun fiyatı ederim. Ne kadar? Bunun fiyatı da 1800 TL'ydi kızlar. Evet canım söyle. Ben bir de el açması herhangi bir şey görmedim. Hani daha böyle basit, daha... El açması sıradan, var el. El açması yani. Değil, onu hamurunu değil, evet. Yoğurduktan sonra yapabiliyorsun. Yani bir ya, börek en azından hani çeyizden olabilirdi. Çıktık ya yani, hani çeyizde değiliz ya. Hani biliyorsunuz lezzetleri de önemli. Evet. Yoruma açık değil bana göre. Çünkü biz mesela illaki yemek çıkacak veya şu olacak bu olacak demiyoruz. Bunlar sizin tabii ki şerefiniz derler ya. Evet. Bunlar sizin arzunuza, becerinize göre. Açıkçası şurada 3 çeşit de olsa bu bizim puanımızı değiştirmiyor. Puanımızı değiştirmiyor. Bunu hep söylüyoruz. O sebeple hani lezzetlerin tadına bakalım. Evet. Tabii ki hani tuzluysa çok tuzlu diyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok ama hani burada el emeği göremiyorum. Burada her şey el emeği. Yani şu an da söylüyorum. Şunları bak yuvarlamış. Evet. Tek tek sunumunu işte. Dün benim masamı bu kadar basit görmeselerdi belki ben de bu yorumu yapmamış Senin olacaktım. Senin masanın neyini basit gördün? Hani Aslı Hanım bir çatalama bile işte ben bunu plastik sandım. Tamam ama bir görmüş yani. Olabilir. Zaten ama en diğer yorumda ondan çatal kaşık evet, çatal. Aynen diğerlerinde sen yemek konusunda hiç zaten yorum almadın bence. Peçeteye çok yorum yaptınız. Ben peçeteyi özel kendim katlayıp koymuş. Çok mesela evet, ön tarafa da sunumunu yaptım. Ama hiçbiri lezzetlerle alakalı yorumlar değildi sana yapılan. Lezzetten hayır. Emek ediliyor ya hani siz de onu söylüyorsunuz. Ben sonuçta el açması börek de yapmıştım orada. Eline ondan sağlık. Sağlık. Evet, muhteşem bir afiyetle yedik. İyi ki de yaptın. Yani ellerinize sağlık. Bunu biz zaten kötü bir şey söylemedik ki sana. Aynen. Puanınız da zaten Aslan, bunu gördüm. Aslanım servis kaşığını alabilir miyim? Al canım. Teşekkür ederim Aslanım. Aslanım rica etsem. Oradaki bu mu? Siyah. Evet. Ha. Bu hiç sofraya uygun mu? Ya evet gel o yani, konuda haklısınız kızlar ama o kadar çok çeşit var ki gerçekten ben, yani o hepsini ayrı ayrı gold şunu bunu alamadım yani hep gümüş zaten ben gümüş de kullanıyorum bu arada ama. Hoş durmamış sofrada. Ya evet haklısınız ki. O konuda. Keşke gümüş olsaydı bunu kullanmasaydın yeni bir gelin 9 aylık her yeri. Atıldı, ama bunların makineye atılmayacağını bilmen lazım. Ya bilmiyordum gerçekten bildiğin soyulmuş. Bunları da bilmiyordum o da bu oyun aynı şekilde aynen. Ben senin öyle yerinde olsam ya. Bunu misafirime çıkartmazdım dışı. Şunu telleyip çıkartırdım, gri kullanırdım. Gümüş ya onu rengi. Yani yapamam. Değerlendirebilirsin. Çok çizik çizik olur. Ya da boyardım yani. Onu koymasaydım ya. Bunu yok, koymasaydım bu sefer yani. Yazık ya, sen bunu kaç defa kullandın? Bir kere kullandım. Ay yazık günah, her yeri ne hale gelmiş. Aslanım, canım. Müsaadenizle ya ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bana tuzluğun, lokanta tuzluğuna benziyor dediler. Şöyle göstermek istiyorum. Bu da soyulmuş, üstü yani da aynı plastik. Yerden mi aldın bunu? Bu bildiğimiz ya plastik. Bu lokanta lokanta tuzluğundan bu daha iyi. Yani gerçekten bence bu daha iyi bence. Ve birkaç şunu da söylemek istiyorum. Şunu göstereceğim size. Yani bu ne alaka? Koymadım bir de şey ne alaka? Kapağın bile yoktu. Ne alaka be? Senin kapağın bile yoktu. Şekerliğime laf etmişti kendisi. Senin kapağın bile yoktu. Şekerliğime laf etmişti. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Evet senin kapağın bile yoktu. Şöyle müsaadenizle bir şey daha göstermek istiyorum. Cansucuğum. Cevap alamıyorum ama ben. Vereceğim cevap. Evet kesinlikle yani şekerliğimin desenine demiştim bu ne alaka? Nasıl ne alaka takım şeklinde ne alaka gold hani bunlar. Ne alaka takı bu? Onun gold'unu alayım ben gold var mı böyle bir şey ona geleceğim ahşap ben bir şey göremiyorum ahşap o değil, ahşap mantar yani ne alaka ya yani sende de var demek ki tekstür şeyler tekstür rahim oydu onu koydum eğer onu ben paketli bir şekilde koysam daha kötüydü ve senin kapağın yoktu ve küp şekerin bile yoktu bu arada küp şeker zaten onun yanında hiçbir şey bu onun yanında yani senin eksiklerin var yani bunlar bu uyumsuz Aslanım koymasam daha iyi. Siyah veya ne alaka bu? Uyumsuz. Onun da eksikleri var. Uyumsuz ve yemeklerinin çoğu özentilik kesinlikle. Mesela. Çünkü dolma yaptık. Ben yaptım ilk gün. Arkasında Cansu yaptı. Arkasında sen onları yaptın. Onları komşularım yapmış. Onu getirmesem ayıp olurdu. Yani oraya çoğu şey aynı Aslanım. Yani. Sağ olsun. Yapan herkesin ellerine kollarına sağlık hanımlar. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek değil. Ben başlamak istiyorum. Hiç konuşmadım ki Aslanım. Vallahi bekliyorum ki kızlar sussun ya. Söyle hayatım. Yani hep söylüyorum şunu birazcık dikkat ya lütfen ama birazcık dikkat ya falan. Ya bu servisler yanlış dizilmemeli. Yani bıçağın yeri böyle değil böyle olmalı. Yani tamam gösterelim. Hep yani, söylediğimi söylüyor bıçakların keskin kısmı kesinlikle. Dışa dönük durmamalı.
içe dönük durmalı. Evet. Devam et hayatım, doğru ve gidiyorsun. Muhakkak yani burada bir tatlı sunumu da yapıyoruz ki bence bu kaşıkla da yenebilecek bir tatlı. Kaşık yok zaten. Bunu takımımda. Senacığım bir saniye lütfen. Yani çatalın yeri evet doğru ama burada tam tersi yönde bir tatlı kaşığı beklerdim ben ama bulamıyorum ne yazık ki. Evet. Ah oldum yani ama her yerde. Kızlar böyle ama ne yapayım diye bir şey yok. Bak gold hepimiz. Gold. Bak salon. Bir saniye. Evet. Yani gold her gold. Yerimiz gold. Şıkır şıkırız yani. Evet. O kadar gold gold olmaz yani. Seviyoruz bu hayat. Işıltılı hayat seviyorum. Evet sen ışıltılı. Altını çok hayat seviyorum. O seçmedi. Ama yani uyumsuz olduktan sonra sevmek de bir anlam ifade etmiyor evet. Bence. Bunda haklısın. Kaç tane var peki bunda? Ama altı tane mi? Güzel. Altı. Evet, çok evet, yoğun şıktır. Aslanım altı tane için 500 çok pahalı. Ama bardak. Ama dememiş miydim? Ama altı da var. Bu dememiş ama miydim? Ama altı da var aslanım. Ne yapayım şimdi? Ama bu da makine yatılıyor. Bunlar da makine çıkmıyor yani. Bardakları kaça almıştın peki bu çıktı mı bunun her yeri? Aslanım onu da almış. Gerçekten 2000 TL'ye almış. Ay yazık. Yazık 2000 olmuş paranın. Altı ondan altı bundan. Gerçekten almışsın 2000 TL'ye almışsın biraz. Camdan aşağı almışsın. Gerçekten camdan aşağı atacağım aynısı, bardakları. Aynısı bende de var. Yine. Ama bunun yani tamamıyla şey desensiz olanından var. Keşke ondan kullansaydı. Keşke en aynı. Yani bu gold takımından yeter artık ya vallahi lezzetlerin yeterli. Tadına bakalım. Siz de bu evet, arabaşını yiyenken sizi görmek istiyorum. Artık baba. Ona geçmek istiyorum. Hadi koyalım o zaman. Kepçelerdi. Kepçe burada aslanım. Buyurun. Heyecanlandım. Koy arkadaşına da kendine de isteyenlere de. Ama çok koyma. Tavukları şöyle olsun. Severim ben. Bakalım ne yapacaklar? Ne arabaşının o hamurunu nasıl hükletecekler gelinler? Çorba isteyen var mı kızlar? Teşekkür ederim. Aslanım, ben alabilirim. Evet, şimdi peki bu alsan. Hamurlarını nereye koyacağız? Kenara koyabiliriz. Aslanım kaç tane sizce yemeliyiz? 5 yeterli mi? Tamam 30 saniyede o zaman. 5 tane. Gel şu kaselere koyalım. Kim önce yerse? Başka boş kase var mı? Şu kenarlara da koyabilirim. Ben yardımcı olayım size olmadı. Ay aslanım çatalım. Kaseyi de vereyim. Tamam tamam. Direkt içine bile atabilirsiniz yani. Ha aynen ben de biz içine evet. Atabiliriz. Getir bakayım. Bir. Evet. Aynen. Ay biri boğulmaz. Yok. Dur şöyle. Oluyor mu? Aynen. Evet. İki. Ay vallahi. Çok heyecanlandım. Allah Allah. Ay. Aslanım. Ay pardon. Hiç önemli değil. Nazar. Şöyle destek alayım. Aynen. Kaç oldu? 3 mü? 3 oldu. Evet. 4. 4. Ay. Yani canım istersen sana torpil alıp kendim 6 tane alabilirim. Ay yok. İddiaya bakarım. Bayağı iddialı. Bayağı iddialı gerçekten. Ya ben bir yol tatlıyım sen yol tane alabilirim aslanım. Sana da vereyim mi Hatice? Ben beceremem bence. Ay, ben bir yozgatlıyım ama aslanım anlayamadım dur. Ya gerçekten. Heh, tamam. Dur şimdi kameramızı iyice çekebilsin. Ay, aman pardon. Şu tenceremizi alalım. Aslanım ben şurayı da şöyle bir indirmek aç. İstiyorum. Ay, ona da yardımcı aslanım olayım. Onu verelim. Al şöyle tamam. Bir ver canım ay, benim. Şöyle koymak istiyorum. Ay mühim bir işimiz var. Evet. O yüzden masanın düzeni şöyle bir. Evet görebiliyor muyuz? Ay nasıl yutacağız ya? Biraz ay sen nasıl hamurlar? Bayağı bir ay bölmesin aslanım. Tam bölmedim hayır bu böyle geldi çok oradan. Çok uzun çok. 3, 2, 1, başla. Ay. Allah. Peçeteleri de koymadılar tutuyor. Üstleri de peçeteleri tutuyor. De koymadılar. Tutamadım ki ay aslanım çok büyük bu. Yuttun mu? Evet. Ey maşallah. Geliyor geliyor. Yoğun ben mu? Bakayım yapamayacağım oo. Diyor bıraktı. Pes etti mi? Nasıl oh. Gidiyor? Aslanım bayağı iyi. Ben Yozgatlı değilim bence aslanım gerçekten. Tamam sen rahat rahat. Oo. Tamam sen kazandın. Kendini yani. Kendini çıkar tamam. Ne ya maşallah kendini. Aslanım boğazımda kaldı galiba. Bizi de iştah getirdi. Çay iç, çay iç. Bu kadar. Çay içeyim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bravo. Aslanım. Demek ki Yozgatlı söylenmekle olunmuyormuş değil mi? Oo. Yani. Ya, aynen yok. Sen, vallahi, ol, neydi, sen Yozgatlı neydi? Ol. Güzel çok güzel değil mi? Sağlık. Ben ya buna olsun. Mutlu oldum. Gerçi masamda en mutlu eden şey olsun. Buydu beni. O zaman puanlarda mutlu mutlu gelecek evet, inşallah. Evet arabaşının puanı gelecek. Peki sen de ister misin? Afiyet olsun diyelim. Buradan da geçelim şeye. Düğünümüzü izlemeye geçelim ne dersin? Ay, evet, olur tabii, mu? Evet, teşekkürler. Tamam, tat bakayım nasıl Hatice? Beğenecek misin? Ben ilk defa yiyorum bu arada. Ay o ne minicik. Senin de fikrini merak ettim. Ya bakayım bakıyoruz. Hepimiz sana bakıyoruz. Aynen.
Hatice hadi ye, fenalık geldi. Ay o ne ya? Kırışa kırışa. Güzel mi? Farklı. Benlik değil. Benlik tadı değil. Yok. Tadı yok evet. Direkt yutuyoruz tabii. Ha, tatsız. Hamurun tadı, tadı yok. Hamurun çorbası çok güzel. Aynen öyle bakabilirsin. Bu çorbayı bizde de yapıyorlar Aslı'nın. Bizde evet. Hamur yok sadece. Bizde de miyane çorbası deniyor. Şey ama hamuru yok. Salçalı tavuk çorbası yani. Aynen. Evet. Afiyet olsun yarasını. Aynen. Afiyet bal şeker olsun. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun hepinize. Hadi bakalım afiyet olsun. Senacığım her şey için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kabak tatlısı da çok ucundan aldım. Güzel afiyet olmuştu. Afiyet olsun aslanım. Tekrar ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Eşin Erdal'la nerede, nasıl tanıştın? Eşim Erdal'la şöyle diyeyim, benim kuzenim var. Kuzenimin eşinin teyzesinin oğlu. Biz iki teyze kızı, iki teyze oğullarıyla evlendik. Aa, aslında. Aynen. Evet. Nasıl iyi gelmiş. Aynen aslanım gerçekten. Beni nikahta görüyor, beğenmiş beni. Sonra kuzenime yazmış. Kuzenim aracı oldu bize aynen. Sonra onu gördün. Sosyal medyadan mesaj attı. Sonra konuşmaya başladık. O ara kuzenimin düğünü gibi de araya. O ara iyice kaynaştı. Vah, çok güzel denk geldi. Aynen. Düşün, olacağı varsa Allah güzel güzel denk geldi. Nasip ediyor. Nasip ediyor gerçekten. Gerçekten öyle aslında. Sonra şey oldu mu, kalbim böyle çarptı. Aynen aslanım, direkt aşık oldum. Ay. Işıltılı hayatımı bıraktım, onunla evlendim aslanım. Çok haklısın. Bu gencecik baharımda yani. Evet, hakikaten genç evet. Çok. Peki evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi beni düğüne götürüyor diye kandırdı. Ama hiç çaktırma, aşırı kapı oldu. Kapı çaldı bu arada. Aa, kim geldi? Bilmiyorum, git bir bak. Ben bakıyorum. Kim geldi? Baksınlar bakalım. Ay Erdal girermiş içeriye. Ay yok artık. Olur mu olur, bizde her şey olur. Aynen. Ay bir dakika. O ne? Bir şeyler geliyor. Bir şeyler geliyor. Ona bak, istemeye gelir gibi bir şey geliyor. Evet. Senacığım sana zahmet alır mısın? Tepsi, söz tepsisi mi? Aslanım baklava geldi aslanım. Aslanım. Ne güzel şey bu. Ay bitmedi, bir şey daha geliyor. Teşekkür ederiz. Bu ne? Aslan bir değil. Kesin değil. Aynen. Allah Allah. Bu da sizinmiş galiba aslanım. Hangisi benimmiş? Aslanım çok bir güzel. Değil, iki değil, üç tane. Aslanım buyurun. Arkadaşım size yollamış. Gerçekten. Evet aslanım. Hangi arkadaşım? Ben Merve arkadaşımıza selam. Merve beni seviyor o zaman. Evet aslanım. Ay Merve çok teşekkür ederim, çok tatlısın. Aynen. Hangi kameradayım bak, heyecanlıyım. Ne güzel bir kadının bir kadına çiçek kesinlikle göndermesi. Aynen evet. Çok. Yani bence çok güzel. Bunu anormal bir durum değil. Bir açsana, zarf var. Merve var. Çok teşekkür ediyorum, öpüyorum. Acaba Merve sana da mı gönderdi? Ay bilmiyorum aslında. Aç bakalım, çabuk aç çabuk. Aa, eşim yollamış. İyi şanslar sevgilim. Aslanım şu ya. Ya ne demek şu ya? Dün de benim eşim yollamıştı, kesin gibi ya. Yani. Hayır ya, yok gerçekten canım, öyle demeyelim. Aşk yaşıyorlar, birbirini yok, seviyorlar. Yok be, eşim gerçekten neyler evet. Ya öyle şeyler. Gerçekten çok güzel hareket. Gel yazmış. İyi şanslar sevgilim ya. Ay sağ olsun. İyi insan lafını aynen. Gördün çok mü? Teşekkür ederim. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Evimin direği, gözümün nuru. Peki bu tatlılar kimden? Bu tatlılar da görümcem, küçük görümcem yapmış sizler için. O teşekkür zaman ederim. Görümcem de görümcem. Görümcem de görümcem. Mavi boncuğum. Aynen öyle. Ay çok teşekkür ederiz. Bari tattır arkadaşlarına yani. Aynen. Avuç filmi de göndermiş. Ben bir tabakları alayım sesten. Oo, hazırlamış mı yedis ses tabakları? Tatlıyı görünce dayanamam Aslı Hanım. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yani neyse, ben sana ayıracağım. Ona şüphem yok. Kesin iki tane ayırırsınız. İki tane mi? Ay makas kesmiyor mu ya? Kes yavrum, direkt buraya gir ya. Bence de aslanım ya. Vallahi Senacığım, makas biraz daha uzun kesmeseydi bak ne geliyordu. Dış ses ya, lütfen ama görmedim. Makas kestiği için sen vereceksin dış sesi. Ya.
şimdi evlilik teklifinde kalmıştım. Aynen. Seni düğüne gidiyoruz diye hazırlığını yaptırdı. Aynen. Akıllıca. Evet aslanım. Ve gittiniz. Aynen. Sonra bir baktım, bir konfetiler tabii ki de ben severim. Şu mekan aslanım, gördüğünüz gibi balon evin içinde, ışıklar eşliğinde yemek. Güzel. Çok güzel. Aynen. Evet aslanım, güller eşliğinde. Sen tabii şok. Şok oldum aslanım gerçekten. Sonrasında peki hemen akabinde gelip istediler mi? Yok aslanım, ondan sonra bir buçuk iki ay sonra isteme oldu evde. Ondan sonra büyük nişan oldu. Büyük nişan. Aynen. Ben ne zannettim biliyor musun? Kırmızı elbise, hani kına gecesi gibi. İsteme, aynen. İsteme de sen kırmızı giydin. Evet, kırmızı giydim aslanım. İsteme de kırmızı giymiş. Aslanım, kendi kınağımda da kırmızı kullanmadım. İstemem de kırmızı kullandım. Aynen o şekilde. Ne renk giydin kınağında peki? Kınağımda koyu bordo renk giymiştim. Ha, ben nişan mekanını sormak istiyorum galiba, bir yer tuttunuz. Evet. Fiyatını öğrenebilir miyim? Ya mekanı 5000 TL'ye tutmuş. Çünkü şey dedin ya sen, üstüne tek şeyler geldi. Aynen, misafirler. Aynen. Ek bir fiyat daha verdin mi? Genelde öyle olur normalde. Aynen. İstemede enteresan bir şey yaşadınız mı? Aynen. Aslanım istemem de dedem vermedi beni. Dedem vermedi. Neden? Bizde adet o. Hani meraklı gibi kız hemen verilmez. Nasıl? Kaçıncıda veriyorsunuz siz? Aslanım bir iki kere üç kere gidildi gel ama dedemi zor ikna ettiler. Ya vazgeçerse damat da bize de adet vermiyorlarsa olur, bir daha gitmeyelim. Vazgeçselerdi. Vazgeçmem. Evet, yüzükleri kim takıyor burada? Yüzükleri dedem takıyor. Ha, vermeyen dedi. Aynen. Dedeyi de gördük aslanım. Nişanla ne takıldı hayatım? Nişanda kayınvalidem üç bilezik, kayınbabamla birlikte. Kolyem işte vesaire, saatim. Kendi annem ve babam iki tane bilezik taktı aynı şekilde. İşte saatim vardı. Eşim yüzük taktı aynı şekilde. Güzel. Tek taş yüzük hediye ettim. Güzel. Elbisenin fiyatı ne kadar? Çok şıkmış. Nişanlık elbise. 3500 TL'ye kiralamıştım. Hmm. Kiraldık. Ha, gayet kiralık iyi. Kiralık için aslında biraz pahalı değil mi? Saç ve makyaj da içinde. Ha, bir güzel. O zaman da biraz aynı. Evet, o zaman peki, olur. Peki kına gecene gelelim. Kına gecem. Ben kendi kına gecemi bayanlar arasında yaptım. Şimdi bir de eşim kınası da var. Aa. Aynen. 3 gün yaptık biz. Cuma, cumartesi, pazar şeklinde. Ay, gayet. 3 gün 3 gece hani derler. Benim eşim bayağı bir oyun havası oynar aslanım. Bayağı bir. Var mı oynadığı video? Tabii var aslanım. Dolu dolu geçmiş aslanım. Efsane. Çok bize para atılma yöresi çok fazla aslanım ya. Biz o parayla balayına gittik mesela. Balayında harcadık o parayı. Peki orkestra almadı mı o parayı? Yok, bize. Orkestra almadı. Orkestrayla ekstra görüşülüyor. Ona bir veriliyor tabii ki de miktar ama çünkü çok fazla atılıyor aslanım. Aslanım bizde de 17 bin lira para saçılmıştı. Bizde de ya 30 bine yakın bir para vardı. Bizde çuvallarla para saçılmıştı. 2,5 yıl önce. Videolar da var aslanım. Ay, bizim geçen gelinimizde Derya gelinimiz vardı biliyorsunuz. Ona da 60 bin lira mı ne atmışlardı. 70 bin lira mı öyle bir şey. Çok iyi oluyor bence. Onlar da adetmiş. Aynen. Takıdan hariç çok iyi oluyor aslanım. Ama sizin almanız... İlginç buldum. Bizdekiler davul zurnacı aldı yani. Yani şöyle bir ama şekilde var. 40 bin TL toplandı ama şu şekilde orkestraya ayrı bir şekilde 40 bin TL vermek sizce de çok saçma değil. Ama oraya atılan onlar için alıyor. Para satılmaktansa bence takılmalı gelin damada ya. Mesela. Çünkü yani yöresel galiba. Bu çubuklular da çok var. Ben bundan çok rahatsız oldum. Ekonomik gelin olarak. İçinin yağları erimiştir. Gitmiş. Aa, çok üzüldüm aslanım. 17 bin liraya yakın para saçıldı. Keşke bana taksalardı, dolasalardı. Şöyle. Benim eşim gibi de adet. Ben dur. Ne yapayım? Vallahi doğru. Aynen. Bir izleyelim. Sen kaftan giydin. İkinci gün kaftan giydim aslında. Bir şey söyleyeceğim. Sen o kadar oynamadın ha. Sen niye öyle oynuyorsun? Senin kınada değil mi? Aynen. Seviyorum. Sena kanatlanıp uçacak çok gibi oynuyor. Çok aynen. Bu Erdal'da bu. Aşırı oynadı. Çubukların havası aşırı oynadı. Ay dur. Bir de kollarım yarasa kol uçacakmış gibi aslında. Uçuyorum orada. Eşten herhalde. Bir gün kikliyorsun, bir gün uçuyorsun. Aynen. Organizasyon var mıydı? Yok, benim kendi kınamda vardı. Erdal'ın kınasında. Erdal'ın kınasında yok. Ya bir an tef gördüm tüylü orada genelde olur ya. Hayır, ben kendim özel yaptırdım. Ay, gelinlik, güzel olmuş gelinlik. Aynen. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Evet, çok yakışmış sana. Gerçekten burada da görüyoruz. Çok güzel boy bir gelinlik. Boy farkı çok fazla ya aslında. Ama çok yakışmış sana. Gerçekten. Teşekkür ederim. Boyu kaç? Eşim boyu 1.85 mi 1.90 arası ya, bayağı aynen.
Smokini mesela damatlığınız siz mi aldınız? Aha, evet biz de. Ne kadar? 8500. Bak damatlıklar da pahalı. Aynen. Ayakkabısı da var. Ayakkabı da var. Bir de biz şey aldık Hasan'ım, buraları çıkıyor böyle, sonradan da giyiyor. Sakın evet, aynen. Ben de öyle aldım. Evet, peki evet. Şey gelinliğin fiyatı? Gelinliğin fiyatı da 10.500. 10.500 kiralık mı? Kiralık, kiralık. Çok fazla. Aslında damatlığı evet, kız tarafı mı almış? Kız tarafı. Damat tarafı mı? Biz alıyoruz. Bizde de öyle. Takı çok toplandı mı? Takı bayağı toplandı düğünde. Bayağı toplandı. Bir 65 tane çeyrek, 40 tane gram. Oo. Bayağı bir para takıldı. Yani paranın miktarı 75-80 bin lira arasıydı. İyi takılmış. Gayet iyi. Aynen. Evet. Evet. Kaç kişi vardı düğününde? Düğünümde bir 700-800 kişi falan var. Gayet iyi. Bu arada evden çıkarken kırmızı kurdeleni... Evet, uşak mı alalım? Bir de orada bir olay yaşandı. Uşak. Evet. Onu da anlatmak istiyorum. Kim? Bu abim. Abi. Aynen. Biz iki kardeşiz. Babam bana anahtar verdi. Aa. Anlatsana. Duygulandım şu an. Ne demek peki? Anlamını da söyle. Ben biliyorum ama bilmeyen için. Ben de biliyorum. Için. Ben de biliyorum. Evet, çok çok hassas. Hiç kızlık anahtarım da. Yani bu evin anahtarı yine sana ait. Başına bir şey gelirse Allah korusun bu ev yine bu kapı sana açık anlamında değil mi? Ay kıyamam. Evet. Ben de alabilir miyim? Bak sana da anahtar verdiler. Aslanım duygulandım. Hoşuma ay, gitti. Kıyamam. Evet Aslanım öyle bir olay yaşandı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısınız. Ne güzel anneniz babanız var evet, size evinizin anahtarını verecek. Allah yokluklarını göstermesin. Bir anne baba evinden çıkmışsınız. Bunlar aynen. Çok güzel adetler. Çok bak bunlar ne kadar aynen. Güzel şeyler. Evet. Allah başınızdan eksik etmesin. Amin. İnşallah. İnşallah siz de evlatlarınızı bu şekilde yolcu aynen. Edersiniz, gelin edersiniz. Aynen. Damat İnşallah. Olarak çıkar İnşallah. Evinizden. Aynen. Canım benim. İyi misin? İyiyim İman. Hadi bakalım. Güzel bir düğün olmuş belli ki. Biraz evet. Da oynamışsınız bayağı yine. Bayağı çok aslanım bayağı. Çok hiç durmaksızın yani. Balayına nereye balayı gittin? Ölüdeniz Fethiye'ye gittim oh, aslanım. Çok güzel. Çok aynen güzel bir otel kiraladık. Doğası mükemmel. Ha. Aynen otel kiraladım. Kaç gün? 5 gün aslanım. Oraya ne kadar ödediniz? Orada bir 40 bin TL falan harcamışız bayağı bir. Ama iyi yapmışsınız. Ama iyi bir kere aynen. Normal, çok tabii. İyi bak, ya aynen. Bak balayına gidiyorsunuz ya. Mesela o gittiğiniz beldeler. Kentlerde mutlaka o müzeleri de gezin. Aynen. Biz aslanım gezdik. Gezdiniz evet. Mi? Aynen. Çok zevkli, çok aynen. Güzel. Aynen. Yani sadece tatil demek deniz, kum, güneş kesinlikle. Olmasın. Evet. Tarihi yerleri çok seviyorum evet, da ben aslan. Size de tavsiye ettim. Ay bir dakika bu ne? Cinsiyet. Ay eller boyalı aa, boyalı. Evet aslanım. Siyah beyaz bu video. Bunu video sonradım. Aynen siyah beyaz. Gözlerimizi bağlıyoruz. Siyah beyaz video şeklinde. Guaj boyaya batırıyoruz. Sonra kim yaptı bu sürprizi size? Görümcem. Ay canım benim. Küçük örümcemle bayağı çok güzel olmuş. Bu tatlıyı yollayan görümcem. Aynen maşallah. Ay canım benim. Bak bak tomurcuk güller koymuş hepsiye de. Bak görüyor musun? Aynen. Evet. Ne zarif bir hanım. Evli mi o? Evli. Katılsın gelin evine. Çok utangaç o. Ay kıyamam. Aynen. Öpüyoruz buradan onu. Peki kızının ismi belli mi? Evet belli. Zümra düşünüyoruz inşallah. Kesinlikle. Aynen Zümra. Hadi bakalım hayırlısıyla kucağınızı alın. İlişki testine geçelim bence. Ne diyorsunuz? Geçelim. Altını verelim mi? Verelim bugün bence. Üç gündür geziyor artık verelim. Ay, bence de. Bu arada gezerken bu altının değeri arttı biliyorsunuz. Aynen. Yine zam geldi. Evet, ekranların en çok ödül dağıtan programı evet. Aslı Ünel'le gelin evindesiniz. Ne diyorum? Her gün bizden bir altın kazanma şansına sahipsiniz. Evet, bununla aslında. Da bitmiyor. Haftanın ödüllü oyunu da var. Bunlar hep sizin için. Çok merak ediyorum. Ödüllü oyunda da sürpriz ama çok güzel hediyelerimiz var. Yani. Peki haftanın büyük ödülü ne? 50.000 TL. Evet. Bizden 50.000 TL kazanma şansına sahipsiniz. Bunun için ne yapsınlar? Aslı Ünel'le gelin evine. Katılsınlar. Başvurun. Evet katılın biz de gelelim. Konya, Gaziantep, Nevşehir, Adana, Urfa. Ay her yere gelmek istiyoruz. Aynen. Karadeniz efendim arayın bizi. Gelelim yarışalım değil mi? Aynen. Şimdi Ankara'dayız mesela çok keyifli geçiyor. Çok keyifli gerçekten aynen. Aslında. Ay değil mi? Evet. Pişman mısınız kanka? Asla. Mutlu musunuz? Süper. Çok evet süper bir ekiple çalışıyoruz. Gün geçtikçe ben daha da heyecanlı çalışıyoruz hep aynen. Birlikte çalışıyoruz. Ay çalışmıyoruz. Ay böyle devam etsin herhalde. Aynen böyle. Sen kocanı ara. Ay kocamı arayayım. Kocanı ara bakayım sen. Heyecanla alır bekliyor bu aslanım. Sen ara biz konuşuyoruz ama hoparlörü aç. Tamam bakalım nasıl açacak. Bugün üçüncü gün aslanım ya. Artık birisi alsın ya. Aynen. Ya. Alsın. Evet. De kocam da kocam ya hani belki alabilirler.
Efendim Hatun. Alo, müsait efendim, misin? Buyurun. Canım vallahi müsait olmaya çalışayım. Hemen müsait, Aslı Hanım'a veriyorum hemen. Alalım hemen. Alalım hemen, alın hemen. Damat, damadın da resmi var. Nasılsın damat? Aslı Hanım mı diyeyim, abla mı diyeyim kararlı. Abla de bana ya, bu karın hanım 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 diyor. Ablanızım ben size ayol. Hanım de. Aynen öyle, doğru söylüyorsun ablacığım. Vallahi gerçekten yani hanım olsan yani yaşın çok yüksek de olur ama senin yaşın çok küçük gösteriyor ablam ya. Yememişsin ablam. Neyse yaşa girmeyelim, oraları karıştırma, insanlar hissettiği yaşlıdır hayatım. Değil mi? Kadınlarla bak ben sana öğreteyim. Kadınlarla yaş olayına girmeyeceksin. Çok hiç hoş değil. Kadınlarla hiçbir olaya girmiyorum gerçekten. Müşterisi de kadın çok var. Bak şimdi itaat et, rahat et değil mi? Evet. Aynen öyle abla, vallahi. Ne derse o. Hiç... Tabii benim kocam nikahta düğünde dedi ki itaat et, rahat et diyorum ben dedi. Bütün salon alkışladı. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi sorulara başlıyorum şimdi. Önce hanımına ardından sana yönelteceğim. Şimdi seni sessize alıyorum. Eşin Erdal her bayram önce kendi ailesini ziyaret etmenizi istese ne yaparsınız? Sıkıntı çıkar. Bir sindirdi önce. Nasıl mesela, bir bayram yaşadınız mı? Yaşadık, yaşadık. Ne yaptınız? İlk ailesine çıktık çünkü altı üstü oturuyorum kayınvalide. Tamam. Ama ilk kendi anneme gitmek isterim tabii ki de. Wow. Sıkıntı çıkartırım. Aynen. Peki soralım bakalım bu Erdal ne diyecek? Erdal şimdi bayram ya. Bilmiyorum. Her bayram sen diyorsun ki önce benim aileme ziyaret edeceğiz dedin. Tepkisi ne olur gelin hanımın? Vallahi tepkisi güzel olur çünkü önce hep benim aileme gidiyorsun. Ne diyorsun? Erdal ben hani biraz anneme düşkündüm yani. Kendine gel. Hani önce benim annem bile çıkıyoruz ya yakınlar ya o yüzden dedim. Ay Erdal lütfen telefonu veriyorum. Devam edelim Erdal'cığım, iyi düşün tamam mı canım? Heyecan yaptı Erdal. Aynen. Değil mi Erdal, heyecanlısın. Tabii heyecanlıyım vallahi, çok heyecanlıyım. Tamam ablacığım. Tamam şimdi sakin, bir derin nefes al, geçiyoruz diğer soruya. Tamam. Kim daha çok dış görüntüsünü önemser? Sen mi Erdal mı? Sen. Erdal. Evet abla. Kim daha çok dış görüntüsünü önemser? Sen mi, gelin hanım mı? Eşim. Doğru cevap. Devam ediyoruz. Güzel. Kayınvaliden evde mevlit yapacak olsa ön hazırlıklar için yardıma kimi çağırır? A. Seni. B. Görümceni. C. Elçin. Beni. Seni yani A. Şimdi kocana soruyoruz bakalım. Şimdi Erdal'cığım. Evet ablacığım. Senin annen evde mevlit yapacak olsa ön hazırlıklar için yardıma kimi çağırır? A. Sena'yı. B. Kız kardeşini. C. Sena'nın eltisini. Hanım mı çağırır? Evet. Bravo. Hadi bakalım. Devam. Şimdi kayınvaliden akrabalarıyla 15 günde bir yapacağı altın günde senin adını da yazdırsa sen gider misin yoksa ne gerek var mı dersin? Giderim. Gidersin. Aynen. Peki. Şimdi Erdal'cığım senin annen 15 günde bir altın gününe gidiyor. Sena'nın da adını yazdırmış bu güne. Sena gider mi? Gider. Bravo. Ay Sena. Kocam da kocam ya. Sena'nın ağzı kulaklarda. Hadi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Eşin Erdal yazlık sahibi olmak istese nerede ev alır? Antalya. Antalya. Evet. Hadi bakalım. Erdal çok iyi düşün şimdi tamam mı? Sen yazlık sahibi olmak istesen nereden ev alırsın? Yazlığı nereden alırsın? Yazlığı nereden alırım? Şık var mı ablam? Şıksız. Şıksız. Zor bir soru ama abla ya. Yani buna acaba Sena ne cevap vermiştir? Yazlık Antalya diyorum abla. Bravo. İşte bu. Çok cevap. Atıyorum araya. İşler biliyor canım. Yok izin. Devam ediyoruz. Ay güzel valla. İyisiniz evet. Hadi. Kim daha çok evde misafirin gelmesinden hoşlanır? Erdal. Erdal eve misafir gelmesinden kim daha çok hoşlanır? Kim daha çok misafir sever? Sena diyeyim. Sen daha çok seviyorsun ya Erdal. Ben daha çok seviyorum da biraz çelişkili kaldım kendim demiş oldum. Kendisi çok iyi aslında. İki yanlış. Ben daha çok gitmeyi severim. Ay çok moralim bozuldu biliyor musun? Evet. Ya abla. Devam ediyor musun? İki yanlış. Sen de var ya. Ya iki yanlış cevap olunca yapabileceğim. Evet.
hiçbir şey olmuyor. Hı. Bir yanlış cevapta gelinlerimle birlikte bir soru tespit ediyoruz. O soruyu soruyoruz. Vermek için gayret gösteriyoruz. Ama evet, iki yanlış olunca böyle bir şey, evet, yapamıyoruz ya. Aynen. Ay vallahi üzüldüm ama ya. Vallahi Erdal. Çok üzüldüm abla. Sabahtan beri heyecanla bekliyorum. Yani gerçekten. Bu arada Çiçek için çok teşekkür ediyor, evet, Sena. Çok mutlu oldu. Ne demek, rica ederim. Bol şans da dilemişsin. Vallahi yıkıldık. Evet abla, her şey çok güzeldi ama işte iki yanlışla biraz sıkıntı, evet, sıkıntı oldu. Şimdi ama ne yapıyoruz biliyor musun biz Erdal'cığım? Daha hani hiçbir şey bitmedi biliyorsun. Ben Sena'ya veriyorum telefonu. Sen ona güzel bir şans diliyorsun. Çünkü gelinler Sena için puan kullanacaklar. Tamam ablacığım, ben çok teşekkür ediyorum. Biz de kolay teşekkür ediyoruz. Size. Evet, hazır mısınız hanımlar? Hazırız. Hazır mıyız? Puanlamadayız. Evini de çok çok beğenmedim. Benim sana puanım. Bazıları bayağı boş yorumlar yapmıştı ama Cansu boş yorum yapmadı. Sadece gerçekten gözümü yormayan, bana mutlu gelen şey arabaşıydı. Misafirperverliği yarımdı. Kabul etmiyorum puanı. Her yerde gold görmek beni çok yordu. Eksiğin çok, kabul etmiyorum ben bu puanları. Hakkaniyetli puan vermiş. Diğerleri gibi altı boş değil. O adaletsizlik yaptı ama ben adaletsizlik yapmadım. Az sonra. Büyük ödülümüz 50.000 TL için Sena Gelin'e gelinler puanlarını kullandılar. Senacığım. Evet aslanım. En yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? En yüksek puanı şu an kimseden beklemiyorum desem, yeridir desem aslanım. Peki en düşük puanı kim vermiş? En düşük Hayrun Nisa bence. Öyle mi? Aynen. O zaman başlayalım. Cansu'cum, önce sebeplerini duyalım, ardından puanını görelim. Aslanım, dün bana çok büyük bir haksızlık ettiler. Öncesinde evimi çok beğendiklerini, farklı bulduklarını söylediler. Sonra ben puanlamada gerçekten çok şaşırdım. Yani evini de çok çok beğenmedim. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben böyle standart alınan takımlar, standart goldlar gerçekten sevmiyorum. Benim tarzıma hitap etmiyor. Eksikleri çok fazlaydı. Onları da zaten dile getirdim. Bu kadar. Peki puanını görelim Cansu'cum. Tabii ki. Benim sana puanım 3 puan. Kendisine teşekkür ediyorum aslanım. Dediklerinde doğru olabilir. Dedikleri yorumlarda dolu yorumlardı. Yani altı boş değildi gerçekten. Bazıları bayağı boş yorumlar yapmıştı ama Cansu boş yorum yapmadı. Teşekkür ediyorum. Hakkaniyetli bir puan olmuş gerçekten. Evet. Evet. Hayrun İhsar'cığım, seninle devam etmek istiyorum. Kısaca sebeplerini alalım mı? Orta sehpa yoktu, beklerdim. Halı desen uyduramadım. Yatak odasına gelecek olursak, girdiğinde benim odamda mavi ne alaka, yatak odasında enerji düşürür, ben renklerden anlarım dedi. Girdiğim gibi maviyle karşılaştım. Pek bir uyum sağlamamış. Gibi gibi benim dolu yorumlar var. Benim setimin içindeydi, çay setimin içindeydi. Yani benim de zevkli mavi koyadım. Duvarla örtün hiçbir alakası yok. Çok alakası vardı. Yok ya, hiç alakası çok, yok bence. Biraz altı dolu yorumlar yaptı. Fonları ben buradayım diyordu. İçine taktığı türde ben de buradayım diyorum. Yani çok karmaşıktı. Pek bir uyum sağlayamadım. Hı-hı. Benim söyleyeceklerim bu kadar aslanım. Peki puanını görelim canım. Benim sana puanım 2 puan. İkili 2'yi hak etmiyorum aslanım. Gerçekten 2'yi hak etmiyorum. Sadece gerçekten gözümü yormayan, bana mutlu gelen şey arabaşıydı. Arabaşıya mı verdin beni ki? Beni mutlu etti. Dinlersen anlatacağım. Biraz hızlı anlatacak. Misafirperverliği yarımdı yani. Çünkü bu tepkileri falan yorum yapıyorsun, tepki veriyor aslanım. Burası bir yorum yapılma yeri yani. Ben tabii tepki ki de yorum verdim, koyacağım. Ben haklı ya haklı, haksız da haksız diyorum bu arada bence. Uyum olmuyorsa demek ki benim evimde de aynı uyumları, ahşabın rengi tutmuyor dedi. Yani ahşap bu ama perde rengi tutabilir. Yani
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten herkes hak buna fark edecek. Hak ettiğini düşünüyorum. Kabul etmiyorum. Hak mı bekliyorsun sen? Aslanım ya bir 3 mü desem 4 mü desem. Ona, yani çünkü böyle aslanım, yorum yaptı. Böyle yorum yaptı. Aslanım yani 3 bekliyormuş ya. Cansu'ya dedi ki gayet hakkaniyetli bir puan verdi. Hakkaniyetli puan verdi dedi. Çünkü. Ama dedi ki en düşük puanı Hayrun Nisa'dan bekliyorum dedi. Ama Cansu 3 verdiyse ben en düşük puanı benden bekliyorsun. Nasıl 3'e hakkaniyet diyorsun da beni düşük bekliyorsun. O an mantıksız bana geldi. Senin evinle benim evim hiçbir şekilde yani, eşdeğer değil. Evet eşdeğer değil. Hiçbir eşdeğer de olamaz. Yanımda, yani, girince bir evimin yanından ama yer veriyor yani. Benim evim de 3 puanlık değildi. Ama evet. Ben sana yine haksızlık etmedim. 3 puanını ediyorum. Verdim. Kabul etmiyorum. Evet Susan seninle devam edelim canım. Kısaca sebeplerini duyalım. Tabii ki. Her yerde zaten konuştum. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Tek başına beğendiğim parçalar vardı. Ama her yerde gold görmek beni çok yordu. Artık zorlama bir şey yapayım çabasıydı sadece. Mobilyalar alınmış, koyulmuş. Hiçbir şeyin yani birbiriyle uyumu yoktu bence. Yani yeni gelin birazcık izleyecek, biraz daha görecek bence evet, düzeltecek bence bazı de. Eksiklerini. O yüzden bir daha katılsın diyorum ben ona. Evet, zaten yorumlarınıza da böyle cevap verdi. Yani aynen ben haklıya haklı yerler oldu. Evet, aynen, evet yani kendi de bunun farkında olduğu için ben hemen açıyorum. Puanını görelim. Benim sana puanım 2 puan. Aslanım gerçekten bir şey söylemek istemiyorum yani. Hayrun Nisa ile benim evimi nasıl bir tutuyorsun? Hayrun Nisa ile senin evini bir tutmadım. Hayrun Nisa'nın evinde de parça mesela salon koltuklarını beğenmiştim. Ama bir kombin yok demiştim. Sende de aynı şekilde. Mesela koltukların güzel evet ama perde uyumun yok. Yani aplikler desen değişik. Burada bir masa var, komodin var. Çok saçma ünite yerine koymuşsun falan. Yani orada da beğendiğim şeyler var, eksikleri çok. Konsol. Senin de aynı şekilde. Konsol. Ah pardon, aynen. Konsol. Senin de aynı şekilde. Güzel parçaların var ama eksiğin çok. Bence düzelteceksin diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ama kabul etmiyorum ben bu puanları. Hatice'cim senle devam edelim. Sena'cim ben de sana yorum yapmak istiyorum. Salonunda gold, ben kendim de gold detayını çok seviyorum. Salonunda fonunu beğenemedim. Zaten bunu da kabul ettin. Halını da beğenemedim. Yatak odanda mutfağın aynısının devamıydı. Hani mesela yatak odasında salonun takımının aynısı olsaydı yorum yapmazdım. Ama gerçekten mutfağından çıkıp yatak odasına girdiğimizde sanki hala mutfak dolabı gibiydi. O konuda gerçekten sen de izlediğinde anlarsın. Alakası yok bence. O kısa kup var orada uzun kup aynı var yani. Kulpun, aynalar füme renk bir kere yani. Yok gold olarak demiyorum. Yani gerçekten dolabın şekli de aynı. Hani ne bileyim bir oyma olabilirdi. Gerçi hani yatak odası ya. Farklı bir detay koymuş olsaydım bu yorumu yapmazdım. Sadece senin mutfağından çıkıp aynı yatak odasını hani bütün olarak yapılmış. Hani salon takımına uygun olabilirdi. Bir oyma, bir farklılık katabilirdin. Hani başlı başına güzel ama mutfağımla aynı olduğu için yorum yapmak istiyorum. Çeyizin de güzeldi. Puanımı vermek istiyorum. Puanını görelim canım. Benim sana puanım 3. Teşekkür ederim. 3 puan. Seni mutlu etti mi? Evet aslanım. Gerçekten bence hakkaniyetli bir yorum puan vermiş. Diğerleri gibi boş, altı boş değil. Çok teşekkür ederim kendisine. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Yani puanı yargılamak için söylemiyorum ama dün buraya 3 verip yarım ya bugün gelip buraya 3 vermek bence tamamıyla adaletsiz. Bence hayır. Ya ayrı parçalar beğenmiş. Mesela benim salonum beğenip Cansu'nun yatak odasını beğenmiyor olabilir. Benim mesela salonum beğenmiyor. O zaman neden benim? Çok güzel söyledim. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Çünkü hayır, ben cevap vereceğim ama aynı şeyi konuşuyoruz. Bir saniye. Madem ikisi 3 verdiğinde hakkaniyetli oluyor. Aynen. Onda ayrı parça beğeniyor. Sende ayrı parça beğeniyor. O zaman bizim ikilerimizi de sorgulayamazsın. Çünkü ben onda ayrı beğendim. Sende ayrı beğendim. İkilik sadece. Anladım. Evet. Aslanım, evet bana haksızlık ettiğini zaten ben ona en başında söyledim. Ben bu puanı o adaletsizlik yaptı ama ben adaletsizlik yapmadım diyerek evet, yapmadım. Tamam, yani bu olması gereken bir şey bu. O da sonuçta emek ediyor. Sonuç. Teşekkür ediyorum. Evet. Toplamda
toplamda 10 puan aldın gelinlerden. Şimdi ben senin için puan kullanıyorum. Evet aslanım. Sena gelin yaşı gerçekten çok genç, daha tecrübesiz bir gelin aslında. Bununla birlikte enerjisine bayıldığım bir gelin. Enerjisi çok yüksek, biz de hep öyle pozitif, enerjik bir şekilde karşıladı. 4 aylık hamile olmasına rağmen hiç düşürmedi gün içinde, gayet tempolu bir şekilde oradan oraya koşuşturdu gerçekten. Ben çok sevdim kendisini. Misafirperverliği de hiç fena değildi. Salonda yeteri kadar yorum yaptığımı düşünüyorum. İşte özellikle avizesi, aplikleri vesaire, fonları ile ilgili ben de gelinlerle birlikte yorum yaptım ve dedi ki evet, buna dikkat etmeliydim dedi. Yorumlara bence güzel cevaplar verdi. Evet, bunu düşüneceğim, değiştireceğim dedi. Bu hallerini çok sevdim. Masasında Yozgat lezzeti olan arabaşı vardı. Buna özellikle Hayrun İsa gelin çok mutlu oldu. Bence lezzetlerini sevdi gelinler. Sonrasında çeyizi de hiç fena değildi. Eksiklerini zaman içerisinde bence tamamlayacaktır Sena gelin. Kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum. Yuvasında mutluluklar diliyorum. Sena'cığım her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol hayatım. Her şey için teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bugün için. Biz teşekkür ederiz. Evet, yarın Hatice'cim sendeyiz. Evet. Ankara'nın neresindeyiz? Altında. Ankara Altındağ'dan evet, merhaba ben diyeceğiz o halde. Yine aynı saatte tabii ki Show TV ekranlarında olacağız. Evet aslanım, bir dakika, bir dakika, ben yine şovumu yapıyorum. Şovumu yapıyorum ve kapatalım bence aslanım. Bye bye. Görüşürüz aynı saatte. Hoşçakal. Gidelim. Aldım. Hatice gelin, çeyizleri bunlar. Çeyiz için burası ne mana yani? Salonu genel olarak hiç ve hiç beğenmedim. Hani bu ne mana? Mağazanın en gösterişli modelini aldım. Kızlar öyle hani gelip de... Yusuf gelin iki. Barker diyorum tatlım. Burası mutfak mı, salon mu? Ambiyans yok burada. Yapamaz. Bak bak bak, Allah! Halı mı desem, aslanım ne banyo desem bilemedin. Banyo paspası de bence sen buna. 4 gündür şu masayı hiçbirinizde göremedik. Şu masa da 50.000 TL etmiyorsa ben hiçbir şey demiyorum. Kayınvaliden Elçin'in doğum günü için evde çok özel bir kutlama yaptı ama ne yazık ki seninkini hatırlamadı. Nasıl tepki verirsin? Unutma şansı olmaz. Nasıl olur gelin evi döşemesi, temizliği? Gelini gelin yapandır eve getirdiği çeyizi. İkram da yoktur üstüme güvenir.